Merhabalar efendim, iyi sabahlar diliyoruz, hayırlı cumalar diliyoruz. Hoş geldiniz Sun TV ekranlarına, Leyla Pak'la gündem programına ve sosyal medyadaki varlığımıza. Nasılsınız? Umarız güne başladınız, güzel başladınız ve devamı da çok güzel gelir. Dilediğiniz gibi gelir, gönlünüzce gelir. Çok sağlıklı, çok mutlu, çok bereketli bir gün geçirmenizi diliyor. Ve bugün akşama kadarki programlarımızla sizi aynı şekilde iyi bir hafta sonuna uğurlamayı amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi Leyla Pak'la gündem programı hem Mersin'e dair haberlerin, konuların ve de konukların yer aldığı hem de dünya ve yurt bazında haberlerimizin, gazete başlıklarımızın da ve yerel gazete başlıklarımızın da yer aldığı interaktif bir haber program. Her sabah saat 11'de, hafta içi her sabah saat 11'de sizlerle buluşuyoruz. Zamanımız el verir, ömrümüz vefa ederse de saat 13'e kadar birlikte oluyoruz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlarım ve şahsım adına saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yardımseverlik duygusunu sonuna kadar yaşayacağımız ya da yaşamamız gereken günlerdeyiz. Yardım etmek insanın doğasındaki bir duygu aslında. Engel olunamaz bir duygu ve bu duygunun ortaya çıkmasına engel olan bir şeyler oldu son yıllarda. Nasıl biliyor musunuz? İnsanların ihtiyaçlarının değişmesi, değer yargılarının değişmesi, herkesin menfaat için birbiriyle görüşmesi, el sıkışması ya da samimiyet kurması bir anda böyle son yıllarda insanlara iyilik yapmaktan soğuttu. Ama aslında insanın ruhunu, duygusunu, kalbini ve de beynini en çok rahatlatan duygu birbirine yardımcı olmak. Değil mi? Birbirine yardımcı olmak dünyanın en güzel duygusu. En önemli iyilik nedir demişler Mevlana'ya? Kötülük yapmamaktır demiş. Bu da bir erdemdir. Yolu iyilikte buluşan, iyilik yolunda sizlerle birlikte yol alan, ihtiyacı olan, herkese koşturmaya çalışan iki dernek sorumlusunu ağırlayacağım bugün stüdyomuzda. Diş hekimi sevgili Kutlay Özcan'ı daha önceden hatırlıyorsunuz. Adem Bey'le ilk kez, Adem Özcan Bey'le de ilk kez bugün buluşacağız. En azından benim programımda ilk kez. Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkacağım diyenler dernek ve topluluğunun kurucu yöneticileri Doktor Kutlay Özcan ve sevgili Adem Özcan birazdan bizlerle birlikte olacak. İyilik bulaşıcıdır, merhamet kutsaldır cümlelerini böyle çoğaltıp büyüteceğiz ve sizlere yollayacağız. Sizlerle paylaşacağız efendim. Sosyal medyanın tüm alanlarında da varlığımızı canlı olarak takip edebilirsiniz. Şimdi jeneriğimiz dönsün. Biraz şöyle ulusal basına bir göz atalım. Ne dersiniz? Yurt ve dünya haberleri. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa. Cesur yorumlar ve önemli konuklarla haber hayattır demek için sizlerleyiz. Leyla Pak'la gündem hafta içi her gün saat 11'de canlı yayınla Sun TV'de sizlerle. Akşam gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Ulusal gazete başlıklarımızı ve de haberlerimizi değerlendirmeye. Bildiğiniz gibi dün tüm yurtta Çanakkale şehitleri ve tüm Kurtuluş Savaşı şehitleri saygı ve minnetle anıldı. Yazdıkları destanla tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten şehitler 106 yıl sonra dualarla anıldı. Size savaşmayı değil, taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen komutanımız da sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüz de yine minnetle saygıyla, sevgiyle anıldı efendim. Akşam gazetesi manşetini iki haber için kullanmış. 18 Mart Çanakkale Zaferi, milli andımız İstiklal Marşı'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde bu sözleri sarf etmiş. Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılı, milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. Bin yıldır bize anlattığımız nefesi bile çok gördüler. Haçlı seferlerinden İstiklal Harbi'ne kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de bu kavgayı aynı amaçla veriyoruz demişler efendim. Bahçeli 1277 oyla yeniden genel başkan. Dün biliyorsunuz MHP kurultayı gerçekleştirildi. Küçük bir dip haber şeklinde yer vermiş gazete. Kurultayda konuşan Devlet Bahçeli, Türkiye rotasından çıkmayacak, erken seçim olmayacak dedi ve Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'yi arayarak tebrik etmiş efendim genel başkanlık görevine tekrar gelmesinden dolayı. Avrupa Birliği yaptırım kararını askıya almış, önemli beklenen bir haberdi bu aslında.
Reuters ajansının bir haberi, Başkan Erdoğan'ın bugün Avrupa Birliği yöneticileriyle yapacağı toplantı öncesi gelecek haftaki zirvede, değerli izleyiciler, Türkiye'ye yardım planının askıya alındığını bildirmiş. Bir kararsız bu Avrupa Birliği, bir kararsız. Hani çok affedersiniz derler ya, bir varlığımızın işte bir varlığımızla oynadığı gibi oynamaya çalışıyor Türkiye ile ama olmuyor. Türkiye Orta Asya'daki gerçek bir güç, lider bir güç durumunda. Avrupa Birliği de artık bunu anlamak zorunda. Türkiye'nin bu konudaki dik duruşu da devam ediyor. Bu da bizi onurlandırıyor. Başsavcı tek tek saydı, tahammül böyle harcandı. Akşam gazetesinin bir diğer manşet haberini paylaşalım hemen sevgili izleyicilerimiz. Yargıtay Başsavcısı, hiçbir milli meselede Cumhuriyet'in yanında yer almadılar demiş efendim. HDP'lilerin PKK ile ilişkilerini ortaya koyan söz ve eylemleri sıralamış. Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Figen Yüksekdağ gibi isimlerin sözlerine yer verilmiş haberin içeriğinde değerli izleyicilerimiz. Aydınlık gazetesindeyiz. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, HDP'nin kapatılması demokrasiyi savunma hamlesidir sözlerini sarf etmiş ve bu da Aydınlık gazetesinin manşetine yerleşmiş. HDP'nin Sivri hortlatmak isteyenlerin siyasi aracı olduğunu belirten HDP Kapatılsın Platformu Başkanı Korkmazcan, demokrasi sırtını teröre dayayan, parti kapatılınca güçlenir, Mehmetçiğin sahada açtığı yol Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 5. kol eylemcilerinden temizliyor sözleri yine haberin ayrıntılarında yer alıyor. Geliyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Dünya gerildi, Putin kendisine katil diyen Biden'a aynaya bak yanıtını verdi. Bunların ikisi çok güzel didişiyor bir haftadır. Reuters Avrupa Birliği'nin, pardon hemen şuraya bakalım, Amerika Başkanı Biden yönetiminin yeni küresel stratejisinde en büyük tehdit olarak gördüğü Rusya ile başlayan ilk büyük kriz alevlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Biden'ın kendisi hakkındaki katil ifadesi için ona sağlıklar dilerim. İnsanlar kendilerinde ne varsa başkalarında onu görür dedi. Bir tek demek ki siyasilerin didişmeleri ülke içinde olmuyor. Muhalefet iktidar ya da iktidar muhalefet arasında olmuyor. Ülkeler arasında da devam ediyor. Siyaset öz cümleyle aslında bir güç savaşıdır değerli izleyiciler. Bunu ülke ilişkilerinde çok rahatlıkla görebiliyoruz. Diriliş Postası'na gelelim. Çocuk hırsızı HDP'ye açılan davada en çok Diyarbakırlı anneleri sevindirdi denilmiş manşet başlıkta. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 609 sayfalık iddianamesi HDP'nin PKK ile göbek bağını delilleriyle gözler önüne serdi. İddianame ile 687 isme siyaset yasağı istenilirken binlerce çocuğu ailelerinden koparan HDP'nin kapatılacak olması anne yüreğine su serpti denilmiştir efendim. Andımız istiklal marşıdır zaten sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diriliş Postası'nda da yer almış değerli izleyiciler. Devlet Bahçeli'nin yine dünkü kurultaydaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü kurultaydaki konuşmaları da yer alıyor. HDP gençlerin ölüm tuzağı sözleri habere başlık olmuş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, delegelerin tamamının oyunu alarak 1277 oyla yeniden genel başkan seçildiği partisinin 13. olağan büyük kurultayında HDP'li isimlerin fezlekelerine ilişkin fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır dedi. Bahçeli kapanma davasıyla ilgili olarak HDP PKK'dır, gençlerin, çocukların, kadınların ölüm tuzağıdır dedi efendim. Hürriyet gazetesine şöyle bir bakalım. Hürriyet gazetesi yine kendine gelmiş, kamuyu ilgilendiren bir haber çalışmış, en azından kamuoyunu. 609 sayfanın ince çizgileri, Yargıtay Başsavcılığı'nın 609 sayfalık iddianameyle HDP'yi açtığı kapatma davası, milletvekilleri düşecek mi, ara seçim olacak mı gibi soruları yeniden gündeme getirmiş. Merak eden izleyicilerimiz haberin ayrıntılarını Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bulabilirler. Şöyle bir baktığımızda Karar gazetesi Bahçeli açıkladı, Cumhur'un yol haritası manşetini kullandı. Bugünkü ilk sayfa görüntüsü için gündem oluşturan çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak HDP'ye kapatma davasına yönelik çağrısı karşılık bulan Bahçeli, ekonomiden dış politikaya kadar her başlığa değindi denilmiş haber ayrıntısında 2023'e kadar Türkiye'nin yol haritasını işaret eden MHP lideri, erken seçim olmayacak, Türkiye rotasından çıkmayacak, bu Cumhur'un sözüdür, güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri de beyhude, artık parlamentoya dönüş yok cümleleri
yer alıyor. Korkusuz Gazetesi'ne bakalım. Korkusuz Gazetesi geçim sıkıntısına, vatandaşın ve de esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir haberi ve de başlığı manşet olarak bugün uygun bulmuş. Vatandaş yeni yılın ilk ayında da yine borç batağına düştü üst başlığıyla kredi çeken çekene manşeti kullanılıyor. Ocak ayında 380 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. 68 bin kişi ihtiyaç kredisi çekti. 351 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Bıçak kemiğe dayandığı bir başka haberi gazetenin, esnaf masa yaktı, artık dayanacak gücümüz kalmadı diye feryat eden Konyalı lokantacılar masa ve sandalyelerini sokağa döküp ateşe verdi. Polisten biber gazı müdahalesi oldu. 250 lokanta kapandı. Pandemi süresince 250 lokanta kapandı. Çaresiz durumdaki esnaf ekmek teknesini yakıyor. Virüs sadece esnafa mı var sorusu yer alıyor bir fotoğraf altında. Konyalı lokantacıların eylemini sosyal medyada paylaşan CHP'li Faik Öztürk, AKP kongreleri lebalep doluyken virüs sadece esnafa mı var diye sormuş efendim. Bu da yani ilginç bir haber değil mi Ezel? Akıl almaz olay. Zonguldak Gökçebey'de yaşanmış, hayvanat bahçesinden geyik çalıp yemişler. Yuh diyoruz artık. Başka bir şey diyemiyoruz yani. Bu nasıl bir vicdandır? Bir seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen CA 57 yaşında ve MB 48 yaşında cezaevine gönderilmiş. İkinci baharlarını yaşayacaklar demektir bu da orada. Milat gazetesindeyiz. Yargıtay, HDP tamamen terör örgütünün uzantısı ve organıdır. PKK'nın partisidir haberi yine bu gazetemizde de yer alıyor. İddianamede HDP'nin PKK'nın talimatlarıyla çalışıp halka değil siyasi uzantısı olduğu, terör örgütüne hesap verdiği ve tamamen PKK'nın güdümünde hareket ettiği vurgulanmış efendim bir kez daha. Milli Gazete, ilk ona girdik ama maalesef faizle denilmiş, uzun zamandır dillerden düşmeyen, dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına gireceğiz söylemleri halen bir hayal denilmiş. Dün ise Dünya Faiz Ligi'nde 7.liğe yükseldik. Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Şöyle bir bakıyoruz. Türkiye şehitlerine koştu. Çanakkale Deniz Savaşları'nda kazanılan zaferi işaret eden 18 Mart Çanakkale Zaferi Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Vatanın bekası için canını veren kahraman Mehmetçik şehitliklerde anıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeki tören Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop himayesinde gerçekleştirildi. Sabah gazetesi, şehitlerimiz bağımsızlığımızın mühürleridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü yine bu gazetede de manşet olarak yerini bulmuş. Çanakkale'de bir hilal uğruna birçok güneşimizi kaybettik ama istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada yer alıyor değerli izleyiciler. Geliyoruz Sözcü gazetesine. Cumhur İttifakı'nın iki liderinden iki farklı görüş geldi denilmiş manşet çalışmasında. Andımız ayrılığı, milli andımız İstiklal Marşı mesajlarla dolu. Türk'üm deriz, andımızdan vazgeçmeyiz. Hadi buyurun bakalım karar kamuoyunun. Yine Sözcü gazetesi orta manşette bir görsel paylaşmış. Türk'üm diyebilseydiniz PKK olmazdı. Doğruyum diyebilseydiniz yolsuzluk olmazdı. Çalışkanım diyebilseydiniz açlık olmazdı. Küçükleri koruyabilseydiniz tacizler olmazdı. Yurdu milleti çok sevseydiniz fabrikalar satılmazdı. Siz zaten ant içmeyin görseli paylaşılmış gazetede. Türk'ün gazetesindeyiz değerli izleyiciler. HDP'nin kapatılması namus görevi görüşü burada da yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri bu gazetemizde de yerini bulmuş durumda. Türkiye gazetesi de başsavcı iddianamede HDP için böyle dedi. Kapatma kaçınılmaz. 600 sayfalık iddianame bu gazetemizin de manşetine yerleşmiş. Adalardan göçmen gelir bizlere. Ülkesindeki kaçaklardan kurtulmanın yolunu onları para karşılığı Türkiye'ye yollamakta bulan İngiltere, Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen kabul anlaşmasını mercek altına almış efendim. Yani bu flört devam ettikçe biz daha çok göçmen alıyoruz Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği ülkelerin yandaşlığını kazanabilmek için, gözüne girebilmek için. Buranın bu durumun neresi eksi, neresi artı bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Uluslararası platformda bunun çok iyi değerlendirilmesi ve de masaya yatırılması gerekiyor. Aslında Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği için yaptığımız flört ne yazık ki göçmen de diyemeyiz onlara. Çoğu göçmen değil, sığınmacı. Gazetelerin bu dilini de düzeltmiş olalım. Sürekli bu konuya değiniyoruz ama demek ki bir alışkanlık var ve ondan vazgeçemiyorlar. Türkiye'de göçmen olarak adlandırdığınız insanların %70'i sığınmacı efendim. Yani gelirleri bizim tarafımızdan, giderleri bizim tarafımızdan karşılanmayan kişiler.
Yeni Şafak Birleşmiş Milletler kontrolünde. Yeni Şafak gazetesine geliyoruz. Yeni Şafak, bu operasyonu kim adına çektiniz? Neymiş, hemen bakalım. Dünya ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi günde 17'den %19'a çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldiği Kasım ayından bu yana başkanlık ettiği 5 para politikası kurulu toplantısının 3'ünden faiz artırımı kararı çıktı denilmiş. Evet, ulusal gazetelerimizde böyleydi değerli izleyicilerimiz. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi birazdan konuklarımıza dönüyoruz. Leyla Pak'la gündemin 19 Mart Cuma stüdyo konukları. Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkacağım diyenler dernek ve topluluğunun kurucu yöneticileri Doktor Kutlay Özcan ve Adem Özcan. İyilik bulaşıcıdır, merhamet kutsaldır. Tüm ayrıntılar 19 Mart Cuma saat 11-13 arası Sun TV ekranlarında ve sosyal medyanın tüm alanlarında Leyla Pak'la gündem programında. Yurt ve dünya haberleri, siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa. Cesur yorumlar ve önemli konuklarla haber hayattır demek için sizlerleyiz. Leyla Pak'la gündem hafta içi her gün saat 11'de canlı yayınla Sun TV'de sizlerle. Yeniden merhabalar efendim. Tekrar hoş geldiniz. Sosyal medyadan da bizleri takip edebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bugün çok kıymetli iki konuğum olacak demiştim sizlere programın açılışında. Daha önce sevgili Kutlay hocamı ağırlamıştık. Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkacağım diyenler dernek ve topluluğunun kurucu yöneticileri Doktor Kutlay Özcan ve sevgili Adem Özcan bizlerle. İyilik bulaşıcıdır. İyilik bulaşıcıdır, merhamet kutsaldır. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar Leyla Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Siz nasılsınız Adem Bey? Teşekkür ederim Leyla Hanım. Hoş gördük. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Her zamanki gibi yoğun. Uykudan çaldığımız zamanlarla birlikte, iş hayatıyla birlikte dernek çalışmaları bayağı faal, aktif. Evet. Allah kolaylık versin. Siz bu derneğin başkanısınız. Derneğin başkanı. Kurucularından birisiniz. Doğru. Onursal başkanı da Kutlay Hocam. Hepiniz kurucusunuz aslında. Hepiniz başkansınız gibi çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Kompleks yok aranızda. Birçok yol arkadaşınız da var. Evet. Yardımlar konusunda da çok yere dokunuyorsunuz. Çok yerde parmak izi bırakıyorsunuz. Hem programlarda hem de özelde haberleşmelerimizde biliyorum ve de sizi takiplerimizde biliyorum. Nasıl başladı bu yolculuk? Şimdi Leyla Hanım ilk... Bu arada kardeşler, evet. Kutlay Hocam'la amca oldu. Herkes amca kardeş zannediyordu. Beraber büyüdük. O ayrım da yok bizde. Hep kardeşim diye bahsediyor. Öyle, aynı evde ben kaldım. Ben de abi diyorum zaten. Yani aynı evde kaldık. Ben amcamlarda okurken ilkokulda amcamlarda kalıyordum. O zaman Burçin doğduğunda hani beraber aynı evde büyüdük gittik sonra. Ne güzel, ne mutlu o zaman yani size. Öyle bir kardeş gibi bir ilişkimiz var. Şimdi Leyla Hanım, ben üniversite okuduktan sonra Mersin'e geri geldim. 2000 yılında mezun olduktan sonra Mersin'e geri geldim. Bu ara Ankara'da işte yıllardır üniversite okuyoruz. Mersin'e geri geldiğimizde baktık Mersin'de hiçbir değişiklik yok. Yani aradan yıllar geçmiş ama hiçbir ilerleme yok. Ufak basit şeyler. Bir forumun açılması sadece bir algıyı değiştirmiş. Çarşıyı foruma kaydırmış. Ama bu ara baktığımız zaman takip ediyoruz. Antalya ihya olmuş. Turizmi patlatmış. Adana hani sanayide ve hani her konuda çok ön plana çıkmış. Ama arada Mersin'de hiçbir ilerleme yok. Evet. Hiçbir kaylanır bir faaliyet yok. Avrupa rezervasyonlarında affedersiniz. Bu sene Antalya birinci. Tabii okuduk tabii işte ihya oldu. O süreçte Özal döneminde hani bir çalışma vardı. Mersin lobisi yetersiz kaldığı için Antalya'ya verdiler bu turizm olayını. Biz de dedik ki hani Mersin'de bakıyorsunuz bir hani meşhur bir sinema sanatçımız yok, bir futbolcumuz yok, bir sporcumuz yok, hani bir güçlü bir siyasetçimiz yok, bir iş adamı yok sanayide. Mesela Adana Adana'da Sabancılar, Antep'te Kadıoğulları, Konukoğulları pardon, mesela bir Fatih Terim dahi, bir Yılmaz Erdoğan dahi Cumhurbaşkanı'yla birebir görüşebiliyor. Ha, şehrin sorunları anlamında. Bizim Mersin'de yok öyle biri. Dedik ki o zaman kişi olarak hani büyük bir abimiz yoksa var, hani güzel değerli insanlarımız var ama hani kişi olarak olmuyorsa halkı bir araya getirelim. Mersin'de yaşayan Mersin halkını bir araya getirelim diye. Sizin için değil, Adem Bey için onu. Mersin halkını bir araya getirelim dedik. Atatürk'ün söylediği gibi Mersinliler Mersin'e sahip çıkın demişti yıllar önce geldiği zaman. Biz de onu biraz daha değiştirerek 2010'daki Mersin 1920'deki Mersin değil.
Fotoğraflarımız vardı arkadaşlar. Kutlay Beylerin etkinlikleri, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Birçok yürüyüşleri, birçok sosyal ve kamusal konuya çektikleri dikkatler, yaylalardaki, köylerdeki, ücra köşelerdeki çocuklara, askerlere, gençlere, yaşlılara yetişmeleri. O kadar çok fotoğraf gönderdiniz ki çocuklar nasıl seçecekler bilmiyorum ama aradan herhalde en önemlilerini Ezel'cim yayını daha iyi kılmak adına muhakkak ki seçmiştir ya da seçecektir diye düşünüyorum. Evet. Buyurun lütfen. 2008 yılında dedim onu bir sosyal medyada halkı bir araya getirelim. Halkın birlikteliğindeki bir grup oluşturalım. Şehre o şekilde Mersin'de yaşayan halklar olarak sahip çıkalım. Nedir? Hani Mersinliyim diyen herkes kim olursa olsun hani gelmiştir Mersin'de yaşıyordur artık çoluğu çocuğu Mersin'dedir. Grubumuza üye olabilir dedik. Hı hı. Hiçbir şekilde hani bir ayrım yoktur. Sadece kurallara uysun yeter. Hani eğitim ayrımı, din, ırk gibi bir ayrımımız hiçbir zaman olmamıştır. Mersin'i sevsin. Tek sevdası Mersin olsun. Tabii vatanla milletine saygılı olsun. Öncelikli kriterimiz odur. Olan herkes gruba üye olabilir dedik. 2 Şubat'ta 2008'de yani bireysel olarak yani Kutlay Özcan derim vardı. Bir diye başladık. Sonra yavaş yavaş kendim bireysel yani çarşıya gidiyorum. Ne gibi sorun var? İşte hava kirliliği var. Hemen resmi çekiyoruz, atıyoruz. Yollar çok kötü diyoruz. Ya bu yollar hani biz buna layık mıyız? En azından bir elden geçirilmesi gerekiyor gibi. Çok o, güzel bir sayfanız var. Tabii. Her şey var sayfanızda. Her şeyi görüyoruz. Üyeleriniz de gerçekten çok duyarlı. Yani 150-120 bin kişi şu an. Diğer bir de grubumuz daha var. O da Günnarlar Derneği. Onunla beraber hani 150 bin, 155 bine yakın kişi Günnarlar'da bir tıkla kontrol ediyoruz. Günnarlar'da saygılarımızı gönderelim sizin tabii. Şahsında. Tabii. Gencinden yaşlısına hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Yani o gruptaki insanlarımız elinde cep telefonuyla bir her haberi bize gruba atıyor. Attığımız zaman da hani herkesin haberi oluyor. Bir sıkıntı varsa hani acil bir durum varsa bir yangındır, bir sel felaketidir, bir rüzgar, işte fırtınadır, işte harap olmuştur veya cinayettir, kazadır. Anında haberimiz oluyor ve biz paylaşıyoruz. Çok teyzenizin evi yanmış falan tabii, hemen tabii. Ona yetiştiniz. Tabii en son işte Komur Köyü'nde aradılar. Yaşlı bir teyzemizin evi yandı dediler. Arkadaşlar dedik nasıl çözebiliriz? Belediye başkanlarıyla görüştük. Zaten dedi biz Kutlay Bey biz takip ediyoruz. İç badana boyamasını yaptıktan sonra hemen iç döşemeyi koordine oluyoruz. Sosyal medyada paylaşıyoruz. Bu evi nasıl döşeyebiliriz? Kimde ne varsa Kutlay Bey, Adem Bey hani gelin bizde işte buzdolabı var, çamaşır makinesi var, koltuk var alın götürün hemen bir günde koordine alıp yazıyor üyelerde değerli yolluyoruz. İzleyiciler. Yani takipçiler de yazıyor. İşte bende çamaşır makinesi var diyen oluyor hemen. Tabii tabii. Halım var diyen, işte bulaşık makinesi var, buzdolabım var diyen, işte kenarda bekletiyordum nasıl ulaştırabilirim falan. Hemen kişilerin numarasını Adem Bey ve Kutlay Bey paylaşıyorlar. Birbirleriyle buluşturuluyor iyiliği bekleyen ve de iyiliği sunacak olan sanki bir lütufmuş gibi ama bir insanın dürüstüm ve de namusluyum diye övünmesi kadar saçma aslında bu. Ben iyilik severim diye övünmesi. Şimdi biz mesela sosyal medyada bazen eleştiriyorlar. Ya işte şov mu yapıyorsunuz? Hani yaptığınız iyi değil burada niye paylaşıyorsunuz diye. Çünkü birileri bize bir şey veriyor. Övünmüyorsunuz ki tabii, bunu görev edinmişsiniz. Tabii bizim görevimiz bu. Bize olan şov yanında değiliz. Hani birileri bize hani destek çıkmış demiş ki buzdolabı alın, çamaşır makinemi alın, kıyafetleri alın veya komple ev eşyasını alın. Biz bu eşyanın yerine gittiğini oraya göstermemiz gerekiyor. Bir de algı anlamında. İnsanlar görmeli. Vay işte çok güzel oldu. Çok başarılı bir çalışma yaptılar. Bende de bir şeyler var. Ben de vereyim gibi. Hani yoksa öbür türlü insanların aklına soru işareti de gelebilir. Ya bu adam spotçuya mı sattı? Aldı. Hani kendimi kullanıyor gibi. Ay, bizim için şeffaflık yok, çok önemli. Çok şükür. Onun için ona çok dikkat ediyoruz. Hani hiçbir zaman şov derdinde değiliz ama insanlarımız algı anlamında bir dahaki yardım faaliyetlerine hani siz de destek çıkın. Ha varsa sizde bir şeyler de hani alırız, teslim ederiz, ettiğimizde gösteririz. Ama kimsenin istemediği halde yüzünü, resmini çekmek veya kardeşim paylaşmayın derse de paylaşmıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Değil mi? Yok. Tabii. Çok etik çalışmalarımız. Tabii etik. Bu işin şov yanında değilsiniz. Çok da güzel çalışmalarınız var. Mersin'i, Mersin'e sahip çıkalım diyenler derneği. Biraz önce arkadaşım geçti. Bakın birçok... Bak, Adem Başkan orada mesela. Birçok buluşma. Adem Bey mi bu? Tabii tabii Adem Başkan. Birçok buluşmalarınız. Burası ne? Burası ne? Üniversite. Bu kişiler? Üniversite. Mersin Üniversitesi. Mersin Üniversitesi'nde. Ne yapılmıştı bir orada? Öylesine bir... Genç kardeşlerimizle bir çalışma yapmıştık. Ödül alan arkadaşlarımıza bir araya geldik. Sayfadan bizi merak ediyorlardı. Yarısı da sınıf arkadaşım. Öyle mi? Üçüncü üniversitemi okudum. Ne kadar güzel. Bir sonraki görüntüler geldiğinde yine burası. Adem Başkan. Şey, çocuk şenliği. Benim en kıymet verdiğim hepimizin etkinliğimiz. Bunda maddi durumu iyi olmayan 300 yetim özel çocuklar. Aklınıza kim gelirse yılda bir defa Palm City'yi kapatıyoruz komple. Yılda bir defa. Yılda bir defa 15 tatilin son pazarı. 5 kere yaptık. Bu sene pandemiden dolayı yapamadık. Sabah sinemaya gidiyoruz hep beraber. Sinemayı kapatıyoruz. Sinema keyfinden sonra hemen yan tarafında oyun alanında kaliteli vakit geçiriyoruz.
Daha sonra çok orta güzel. Göbek alanında müzik, eğlence, bir çocuğu mutlu edecek aklınıza ne varsa. Yüz boyama, balon, beraber dans, beraber gülme, hatta biz onları değil, onlar bizi boyuyor. Akşam 4'e kadar çok kaliteli bir vakit geçirip geri yerlerine teslim ediyoruz. Çok ondan güzel. Kalan bir anı. Her görüşümde güzel. Şahane. Yine Ezel'cim değiştirdikçe biz de üzerinde konuşmaya çalışırız. Çocukların gözündeki ışıltı muhakkak yardım ulaştığında daha farklı oluyor değil mi yetişkinlerden? Evet, çocuklar evet. Duygularını hiç saklayamıyor ya da maskeleyemiyor. Bir çocuğa paranızla her şeyi verebilirsiniz. Çok iş adamımız zaten mükemmel bağışlar yapıyorlar. Alıp tatile gönderiyorlar, eğitimlerini karşılıyorlar, otellere gidiyorlar yazlık, kışlık. Fakat biz farklı ne yapabiliriz dedik. Evet. Mutluluk, sevgi. Bu da kendi evladınıza yine. Gösterdiğiniz sevgiyi onlarla paylaşmak, evet. paylaşabilmek daha büyük anlam taşır diye düşündük. Bu etkinliği düzenledik. Bu da Ermenek destek buluşması değil mi başkanım? Evet, maden başkanım. Evet, Ermenek'teki maden faciasında yine oradaki 18 ailemize Mersin halkının yardımlarını topladık. Bizzat kendimiz de gittik Ermeni'ye, dernek köyümüzle beraber. Orada şimdi burada Ermenek bizim Gündar'ın sınırı. Bizim evet. köyde bir 40 kilometre falan. O olaylar olduğu zaman işte o Ayşe teyzenin, Recep amcanın o yöresel bizim Yörük şivesiyle konuşması bizi o kadar çok üzdü ki. Orada hani işte benim oğlum içeride yüzme de bilmezdi, işte ben gitti mi benim oğlum hani gibi. Çok üzüldük. Arkadaşlar dedik, herkes tamam sosyal medyada ağlıyor, sızlıyor, hani üzüntü emojileri paylaşıyor ama bizim komşumuz, biz bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Komşuya yetiştirelim. Bir destek olalım, bir kermes yapalım. Kermes yapalım. Oradaki hani börek çörek, halkın getirdiği börek çörekleri hani satış yapalım. Paraya çevirelim, o ailelere destek çıkalım. Evet. Ve öyle bir çalışma yaptık büyükşehirle beraber destekli olarak. Harikasınız. Kermesleri topladığımız parayı 18'e böldük. Ertesi evet. gün hediyelerle beraber 2 araba direktmen Ermeni'ye gittik. Ermenek'teki 18 ailenin 17 tanesini bulduk. Hepsine özel ödüllerini, hediyelerini, o topladığımız destekleri sunduk. Bir tanesi Zonguldak'a gitmiş gelin. Zonguldak'ın hesap numarasını bulduk ve belediye başkanı da sağ olsun yardımcı oldu oradaki Kazancı Belediye Başkanı'nın. Ve o aileye de Zonguldak'taki aileye de hesabına destek çıktık. Ve öyle de o görevi yapmış olduk. Yani uzaktan ağlama değil, hani olayın içine girdik biz. O Ayşe teyzeyle evet. tanıştık, Recep amcayla tanıştık. Evet. Hani hiçbir şey hani parayla ölçülemez bu duygular. Evet. Şimdi sosyal medyadan da bize ulaşan izleyicilerimiz var. İksen Akmaz Özcan yakınınız mı? Büyük başkanımız. Onun en büyük başkan. En büyük başkan. Öyle eşim. Mi? Eşiniz mi? Evet. sevgilerimi gönderiyorum İksen Hanım'a. Demiş ki Adem Burçin Özcan Mersader Dernek Başkanı'da isim ve sıfat düzeltilebilir mi acaba rica etsem? Biz de öyle dedik galiba ama kısa ismini kullanmadık. Biz Mersin'e sahip çıkalım diyenler toplu. Ya galiba KJ'de mi kastettiniz? Nereyi kastettiniz? Anlamadım İksen Hanımcığım ama açılımını vermek istiyoruz ki hani Mersader böyle çok bir tabela ismi gibi kalıyor çoğu zaman. Ancak açılımını bilsin insanlar, ne evet. işe yararı açıklar evet. hep açılımı. Bir tabela isminin ne işe yaradığını açıklar. Yine de duyarladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama ikinci isminizi İksen Hanım'ı dinleyip hemen ekledim. Adem Burçin Özcan. Sosyal medyada genelde Adem biliyorlar. Özel hayatımda aile, eş, dost, arkadaşlara Burçin diye hitap ediyorlar. Benim için ayrı bir ikisi de ismim. Bir dahaki sefere biz sizinle görüşmeyeyim, eşinizle görüşelim. O da olur, olmuşuz. Büyük başkan. Asıl büyük başkanlar onlar. Bir gün İksen Hanım'ı da alırız inşallah. Aile dayanışması güzel bir şeydir. Celal Arıkan, Allah sizlerden yardım razı olsun demiş. Serdar Erkan, iyi yayınlar. İksen Akmaz Özcan, Adem Burçin'in eşi. Adımın, tamam, eşi. Eşimin adı demiş. Anlaştık bu konuda. Şimdi gelelim bir takım sosyal konulara. Mersin'i çok yakından ilgilendiren konulara da parmak basmanıza. Bu konudaki bazı ister istemez yorumlar, oluşturulan kamuoyu paylaşımları sizlerin sayfasında da yer alıyor. Ancak çok tarafsız bir şekilde yer alıyor. Kamuoyunun sesi bu diyorsunuz. Evet. Ya da sizin inisiyatifinizde ama kontrolünüz dışında da olabilir. Bazı kişiler yine de bunları paylaşıyor. Limanın genişlemesi mesela gündemde, Millet Bahçesi gündemde, işte herhangi bir yolun trafiğe kapatılması, parke taşların yeniden yapılması, nostaljik görüntüsüne kazandırılması diye diyelim ki misal örnek gündemde. Hı. Bu tür konularda yardım dernekleri ilgilenmez mi? Bence ilgilenmeli. Ne alakası var? Her kanayan yaraya parmak basabilecekse değil mi? Leyla Hanım. İlgilenebilir. Kamuoyu oluşturmak adına da ilgilenebilir. Şimdi çok sosyal yardımlaşma derneği olarak lanse ediliyoruz. Biz Mersin için kurulmuş bir derneğiz. Evet. Yani Mersin A'dan Z'ye aklınıza gelen ne sorunu varsa, bu siyasetinden, eğitiminden,
yapılan parke çalışmasına kadar eğer bu şehrin bir sorunuysa bizim çalışmalarımız içinde. Evet. Elbette ki sosyal yardımlaşmalar halkın daha çok böyle gönlüne dokunduğu için evet. biraz daha böyle bizi sadece yardım derneğiymiş gibi algıladılar fakat değil. Mersin'le ilgili, şehrimizle ilgili aklınıza ne varsa bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. İşte limandan tutun daha önce bizim kaplumbağaların yumurtlama bölgesine yapılacak olan tesisinden işte bir gecede kesilen ormandan, yok edilen ağaçlarımızdan, balık tesislerimizden, havalimanından, yapılan yapılmayan yollarımızdan aklınıza ne geliyorsa. Hepsi bizim derneğin çalışması içinde Mersin'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mersin sadece yardımdan oluşmuyor. Halkımızın merak ettiği veya gündeme getirmeye istediği fikrini yukarıya beyan etmek istediği her şeyin içinde varız. Eleştiriye açığız. Yorum kaliteli olduktan sonra, yıpratıcı olmadıktan sonra her türlü eleştiri açığız. Silmiyoruz, müdahale etmiyoruz. Dün bir anket yaptık, bir günlük bir anket. Yine güncel konulardan biri andığımızla ilgili bir tartışma vardı. Yaklaşık 10 bin kişi yakın üyemiz oy kullanmış. Büyük bir rakam bir günde. Birçok anket firmasına ulaşamayacağı bir rakam. Ben niye görmedim acaba? Gözümden mi kaçtı? Günlük. Bir gün başa tutturuyoruz. Ha. Daha sonra ertesi gün konusu neyse onu aşağı iniyoruz. Evet. Onu da verilerini paylaşırım. 9000'e yakın kişi tekrar andığımızı geri istiyor. Çok az bir hani yüzlerde, 200'lerde bir sayı istememiş. Yani bunu da vekillerimiz, siyasilerimiz görsün istiyoruz. Bakın Mersin halkı bunu istiyor. Tamamen bağımsız. Hani 10.000 tane biz adres açamayacağımıza göre halkın sesini siyasilerimiz de görmüş oluyor. Doğrusunuz, katılıyorum. Yani kamuoyunun sesini yansıtmak adına bazı şeyleriniz de var, prototip görevleriniz de var. Peki sizi en çok şevklendiren yardımınız hangisiydi? En çok hangisiydi? Hepsinde demişsinizdir de. Şimdi şarkı sözü yazarları gibi hepsi benim evladım demeyin lütfen. Muhakkak bir şey olmuştur, bir yerde bir çengel olmuştur zihinde. İyi ki bu işi yaptık. Bizim mesela çok güzel başarılarımız oldu. Hani yaptığımız faaliyetlerde en çok derneğin ön plan çıkmasını sağlayan iki çalışmamız var. Bir tanesi rahmetli Özgücan Aslan'ın o şeyini taziyesini koordinasyonu oradaki hani gerçekten dünya çapındaki çok kötü bir olaydı. Evet. Tanınan bir olayın çok iyi koordine ettik. Dernek yöneticisi olarak hani ailenin yanında olduk. Evet. Olayın evet. hani bir siyasi pozisyona düşmesini engelledik. Bir mitingler hani polisle gençlerin evet. hani çok kızgındı gençlerimizde. Karşı karşıya gelmesini önlemek ses anlamında arkadaşlar. Hani evet. Bir çalışma yaptık. O gerçekten bizim için çok değerliydi. Yani dünya basını gelmişti. Mesela Antonio vardı. RTL Alman kanalının moderatörü. Daha sonra işte Cumhurbaşkanı'na röportaj yaptı, katta afili yaptı. Evet, çok... Özgecan'ın o cenazesinde RTL'de haber olarak çıkmıştı. O ilk geldiği zaman bakın Mehmet abiye sorusu Kutlay Mehmet Bey dedi biz dedi Türkiye'deki konuştuğumuz sivil toplum kadın kuruluşları diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarından sonra kadın ölümleri, kadın şiddeti arttı. Ne diyorsunuz? Bakın hani ilk soru bu. Hani başınız sağ olsun işte üzücü bir olay değil. Hani direkt mi oradan bir şey bulmaya çalışıyor. Tabii ben de Almanca Türkçe'ye çevirerek Mehmet abiye baktığım zaman göz teması da kuruyoruz. Tamamen provokatif. Ha, provokatif bir konuşma. Provokatif. Hani biz Mehmet abiyle göz göze geldik. Hani aynen hani Mehmet abi dikkat et. Hani göz anladı zaten. Mehmet abi de çok dikkatli, çok güzel konuşmalar yapıyordu. O da dedi yani olabilirdir. Her ülkede olan bir hani olaydır. Bizim de başımıza geldi. Üzgünüz. A dedi ama sizi işte arıyor mu Cumhurbaşkanı, Başbakan acınızı paylaşıyor mu? Yalnız mı bıraktı? Hayır dedik. Ya, hayır dedi Mehmet abi de. Yalnız bırakmadı. Hani arıyorlar. Çocukları geldi Cumhurbaşkanımızın. Başbakanımızın eşi geldi gibi. Gerçekten mesela o olay çok büyük bir olayı dernek yönetici arkadaşlarımızla beraber çok güzel koordine ettik. Hiç kimsenin burnunu kanamadı. 5000'ler, 10.000'ler miting yaptığı alıyor geldiğinde tek tek Mehmet abiyle görüştürdük. Her şeyi koordine ettik ve o konuyu kimsenin burnunu kanamadan kapattık mesela. O çok güzeldi. Mesela Afrin işte başkanımız bahseder. Ha, dış güçlere karşı çok güzel bir çalışma yapıyor. Bunu Ankara bilmez. Çok, tabii bunu Ankara bilmez. Yani bir aile, bir şehir, bir evladını kaybetmiş tabii. Ve çok acı bir şekilde ama kaybetmiş. Bir provokasyona geldiler. Bir öce niye dönüştürsün ki? Yani. Başka bir ülkenin bürokratı ya da sivil toplumcusu, şusu, busu. Direkt bir provokasyon sorularıyla geldiler bize. Evet. Biz orada çok iyi kontrol ettik. Olayla biraz ilk iki gün biraz gergindi ortalık ama üçüncü gün biz devreye girince Başbakan bile o zamanki Davutoğlu bile Vali Bey'e sormuş ya demiş orada bir koordinasyon biz korkuyorduk olaylar büyüyecek artık evet. diye ama üçüncü günden sonra bir koordinasyon bir ekip çalışması orada hani bir güvenlik şirketine mi verdi aile acaba hani yapacağımız bir şey varsa biz devreye girelim yardımcı olalım aileye diye
O da hani Mehmet abiye sormuş. Mehmet abinin bana dedi ya şimdi bizim doktorumuz, aile doktorumuz ki Özgecan aslında benim hastamdı. Aile doktorumuz ve arkadaşları Burçin Bey ile beraber bize yardımcı oluyorlar bu konuda diye. Evet. Ve dikkat ettiyseniz hiçbir şey sıkıntı olmadan bir hafta taziyemizi yaşadık. Aile acısını paylaştı tüm Türk halkıyla ve konuyu kapattık. Ya işte benim için en önemli olaylardan biri buydu. Çok diğeri haklı. De Afrin zaten. Adem Başkan bahsediyor. Afrin'i bahseden. De Adem Bey'den dinleyelim ama yurt dışından gelen her komisyonun niyeti çok sarih olamayabilir. Aynen provokasyon. İlk sorusu kesinlikle. Ya çok provokasyon ya, ama biz devreye girdik. Ya hedef alınır ya ülke birliği ya da millet birliği, ırkların, mezheplerin birliği hedef alınır. Böyle bir şey var. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı biz asırlardır bir arada tabii, yaşıyoruz. Tabii. Kız alıp vermişiz, damat almışız. Torunlarımız olmuş, öyle çoğalmışız. Kaynaşmışız, etle kemikli olmuşuz. Ne güzel bir milletiz yani. Biz. Bir tabii. Yemeğin içindeki bütün malzemeler gibi bir aşure kardeşliği yaşıyoruz biz. Değil mi? Evet. Onun için onu kimsenin bozmasına da izin vermememiz lazım. Tabii. Afrin'i de sizden dinleyelim mi Adem Başkanım? Araya bir şey daha katayım. Afrin'i buyurun tabii ki. Tabii ki. Benim çok gururumu okşayan, hala böyle aklıma gelince yüzüme tebessüm oluşturan bir çalışma. Yine Kutlay Başkan'la beraber ve diğer dernek yönetici arkadaşlarla otururken terörün bile de bir dönem fazlalaştığı sırada evet. Ne yapabiliriz? Farkındalık yaratabilecek, Mersin'i hem ülkemize güzel lanse edebilecek hem de örnek olabilecek bir çalışma ne olabilir askerlerimizle ilgili diye. Sınıra gidip geliyorduk. Karakollarımızı ziyaret ediyorduk. Farklı ne yapabiliriz? Bizim çatışmalarda, sınırda, operasyonda gazi olan askerlerimiz var. Evet. Benim de dayımın oğlu Özel Kuvvetler Komutanı'nda gazi oldu genç yaşta. Onunla da birebir ilgilendiğim için teşekkür ederim. Bizim hastanede tedavi gören, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören gazilerimiz var. Bir haberde 15 saniyelik yer buluyor. Ondan sonra bu insanların hayatı nasıl geçiyor? Yalnız mı yaşıyorlar? Sosyal durumları, psikolojileri nasıl? Kimsenin haberi yok. Evet. Mersin olarak dedik toplanalım. Sayfa, dernek, grup üyelerimize hepsine duyuralım. Buradan bir ton cezayla toplayalım. Eğer yapabilirsek bunu çok büyük bir rakam geliyor bize. Zoru başarmak biraz daha gurur okşatıyor. O bir ton cezayla beraber Ankara'ya gidelim, Gata'ya. Rehabilitasyon merkezine. Orada gazilerimizi tek tek ziyaret edelim. Bakın biz de Mersin'den geldik. Mersin halkının size sevgisini, hürmetini, minnetini getirdik. Yapabilir miyiz dedik. Ekip arkadaşlarımıza sorduk. Herkesin güzel yüzünde güzel bir gülümseme. Sayfamızda duyurumuzu yaptık. Dernekte kararımızı aldık. Çıktık yola. Tabii ilk başta cezerci, firmacı arkadaşlarımız, beraber de gördüğümüz dostlar var. Abi dedi, siz ne kadar toplarsanız, sizin topladığınız kadar da dedi, biz de firma olarak vereceğiz dedi. Allah razı olsun. Mersin cezeri. Sağ olsun Mersin halkımız da çok büyük ilgi gösterdiler. Evet. Derneğe getirenler, gece 2'de 3'te cezaire gidip gönderenler. Çok kısa, herhalde 2 gün sürmedi cezaireyi toplamamız. Hafta sonra tamamlamaya çalıştık. Garnizon komutanımızla görüştük o zaman. Onlar da sağ olsun her komutanı temsilen sahil güvenlik, işte deniz kuvvetleri birer tane komutanımızı verdi. Biz de dernek yönetmen 2-3 arkadaşla beraber biz Ankara yoluna gittik. Gata'ya vardığımızda kuvvet komutanımız karşıladı bizi. Güzel bir sunum yaptılar onlar da bize. Daha sonra gazilerimizi gezmeye başladık. Onlar gururlandı, gözleri doldu. Biz gururlandık, gözlerimiz doldu. Ki özellikle o dönem Anamur'dan bir gazimiz de var tedavi gören. Birçok resmi görüntüyü paylaşmadım ama inanın durum çok farklı. Burada bambaşka bir hayat var. Tabii ki. Unutmamak lazım, unutturmamak lazım onları da. Biz tüm Türkiye örnek olsun diye yaptık bu çalışmayı. Hatta doktorumuzun biri şey düşünmüş herhalde, bunu işte 10-15 kilo cezerye getirdiler. İşte komutanlara birer paket hediye, bir ziyaret odasına gidecekler. Çıktığımızda dedik dışarıdaki cezeryeleri ne yapalım diye sorduğumuzda ne kadar var dedik, yaklaşık bir ton var dedik. Yüzleri garip oldu. Dedik Mersin halkı gönderdi bunu. Yani iki gün içinde yapılan çalışma bu. Daha da fazlası olurdu ama buradaki tüm görevli hademesine kadar, doktoruna, hemşiresine kadar tüm arkadaşlarımıza getirdik. Bu içimden, yüreğimden, kalbimden atamayacağım bir çalışmaydı, gündü, etkinlikti. Bununla destek gurur duyuyorum. Destek olan herkesin yüreğine sağlık, sizin de yüreğinize teşekkür ediyorum. Sağlık. Evet, gazilerimizi unutuyoruz değil mi? Evet. Şehitlerimizi zaten unutuyoruz da. Dün de Çanakkale Savaşı'nın, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüydü.
Çok güzel anma programları düzenlendi yurtta, Türkiye Cumhuriyetler'de, dış temsilciliklerde. Tabii ki gurur veriyor ama hepsi dediğiniz gibi bir haber olup geçiyor değil mi Adem Bey? Sonrasında başka bir hayat başlıyor. Geride kalan çocuklar olabiliyor. Özellikle şehit aileleri hep tabii ki önemseniyor doğal olarak ama gaziler de zaten yaşayan şehitler gibi. Eli kolu bacağı olmayan kişiler var. Doğru. Artık ailesinin geçimini idame ettiremiyor. Ailenin içerisinde ezilip büzülüyor. Hele de bizim toplumumuzda bir erkeğin böyle eli kolu bağlı oturması, kolundaki bacağındaki yaradan daha çok yaralar onu. Daha çok tüketir onu. Ha, ne güzel şeyler yapıyorsunuz vallahi. İnsanın insana yanması ne güzel sevgili demiş ya şair. Çok doğru bir şey bu. Ben ağlarım böyle şey durumlarda, ağlamaklı birini ararsanız bir alo değil. Doğru. Çanakkale Savaşı'nın işte yıl dönümüydü. Geçen 3 sene önce bu Afrin operasyonunda klinikteyim. Bir baktım cuma namazı, yine bugün de yine cuma. Cuma namazında özel harekatlar namaz kılıyorlar. Oturmuşlar. İşte orada Kur'an okuyor imam. Evet. Bir baktım yaklaşık 1000-2000 bir görüntü var orada. Ya bu sahne dedim. 1915'teki güneşin doğuşuyla son namaza kıldılar ve şehadete gittiler diye bir resim vardı. Çanakkale evet. Savaşı'na kalan. Dedim aynı sahne. O internette o sahneyi indirdim. Sonra o resmi çektim ben. Namaz kılan askerlerin resmini çektim. 1915, 2000, Çanakkale, 2018, Afrin. Aynı vatan ruhuyla, aynı vatan aşkıyla, ruhuyla mücadele devam diye bir paylaşım yapmıştım. Ondan sonra o resimler İstanbul blokörleri tarafından alındı. Yazı değişip bir baktım bir saat sonra 500 bin beğeni almış. Öyle ve daha mi? Sonra takip ettik ki ona benzer Çanakkale Savaşı'ndaki resimleri oradaki askerlerimiz bu sefer aynı sahneyi vermeye çalışmışlar. Mesela işte askerin biri bakıyor, biri bayrak tutuyor. Canlandırma, o çok hoşuma gitmiş. Güzel. Bazen diyorum hani gerçekten demek ki iyi takip ediliyor. Evet. Ve dün yine 2 gün önce yine paylaştım. Dedim ki işte 2021 aynı ruhla vatan sevgisiyle devam ediyoruz evet, diye. Gördüm, akşam dün baktım Cumhurbaşkanımızla Çanakkale ruhuyla devam ediyoruz gibi bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanımızla. Dedim yani Ankara bizi takip ediyor galiba. Hani demek ki aynı düşüncedeyiz veya güzel çalışmaları elbette ki yani görüyoruz. Aynı gözle bakabilmek, vatan sevgisini tabii, aynı oranda aynı kelimeler. Ortak dil tabii. Oluşturur ister istemez yani. Afrin'e yapacağımız çalışmayı Cezerye'den önce tatlı börek çörek kampanyası olarak başlatalım dedik. Adem Başkan'la konuşuyoruz. Sonradan 2-3 gün sonra dediler ki içine zehir falan ters bir şey yaparlar, sıkıntı yaşarız. O zaman sabit bir yerde Cezerye'ye çevirelim dedik. Bakarsanız o zamanki şeyde Cumhurbaşkanımız dedi işte anneler işte tatlı börek çörekler yapıyorlar, kampanya başlattılar. Diyorum Ankara bizi takip ediyor ve çok güzel oldu o çalışma. Ankara bizi bulacak. Yani daha sonra mesela Dağlıca'daki benim bir hastam gelmişti. Dağlıca'daki askerlere. Sonradan şimdi tabii ki şaka yapıyoruz yani. Saray arayıp sizi diyormuş. Kutlay Bey akşama ne pişirir? Yani ne pişirir gerçekten. Ha, Dağlıca'daki askerlere atkı bere eldiven kampanyası yaptık. 50 tane askere. Ve aynı hafta Ankara'da belediyeler ve hani Cumhurbaşkanımız yine bahsetti. Anneler atkı bere eldiven örüyor diyor. Yani kelimeler bile atkı bere eldiven. Hani bere atkı eldiven karıştırsa yine diyeceğim ama aynı kelimeler. Demek ki diyoruz biz güzel işler yapıyoruz. Dağlıca'ya işte yolladık elbette burada. Elbette ki ne güzel. Anne TRT çekim yaptı. Elle ördüler güzelce anneler. İşte başkan da oradaydı. Her anneden birer tane orada hani algı anlamında da yaptık. Yani bir işte Mersin yapısına göre bir Arap annemiz, bir Yörük annemiz, bir Kürt annemiz böyle hani konuşmalar yaptılar TRT'de. Kendilerini ördü hani böyle ve çok güzel bir çalışmaydı. Ankara'da baktım ya dedi işte atkı bere eldiven kampanyasında anneler çocuklarının yanında. Gerçekten diyorum o zaman biz güzel bir şey yapıyoruz yani. Sevgili hekimim ve sevgili Adem Başkanım amaç bu değil mi zaten? İşte, siyasetçisinden sade vatandaşa kadar bir kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olmak. Programın başında çok güzel bir şey söylediniz. Ne söyledim acaba? Bütün şeylerim güzeldi. Her şey güzel. İnsanlar, her söylediğiniz güzel. O daha güzel. İnsanların içinde iyilik yapmak herkes içinde var da unutuldu. Evet. Dediniz. Anladım. Doğru tespit. Bizim yine kendimize görev biçtiğimiz konulardan biri bu. Biz o içerideki ışığa dokunmak istiyoruz. O ışık tekrar büyüsün istiyoruz. Devletimiz Allah'a şükür dışarıda olsun, içeride olsun. Evet. Herkese, tüm vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyor. Her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal konuda devlet biziz. Devlet biziz. Biziz. Devletin temel evet, devlet biziz, biziz. Devletin başındakiler bizi temsil ediyor. Evet. Tabii. Devlet deyip kenar durmamak gerekiyor. Bizler de komşusu aç olan sen değildir gibi Torosların dağından tutun. Şehrin merkezinde inanın çok farklı insanlar var. Çok farklı durumlar yaşayan, yiyecek ekmek bulamayan, çorbasına kaçacak tuzu bulamayan. Geçen pandeminin ilk dönemlerinde
sosyal medyadan çok mesaj alıyoruz. İşte Adem Bey, çocuğuma süt alacak evet. para bulamadım, eşim de yok. Ya alın bu çifti yayından lütfen, ben helak olacağım ağlayan. Bizi de bayağı üzüyor bu durumlar. Gönül ister, hiç dayanamıyorum. Herkese evet. el uzatalım. Bizim de imkanlarımız kısıtlı. Bir arkadaşım, Adem Bey bir çuval patates alabildim dedi. Çocuklarıma sabah öğle akşam patates yediriyorum. Ağlayarak söylüyor bunu. Tanımıyoruz. Sadece 3-4 yılda bizi sosyal medyadan takip ediyor. O gün iş bitiminde ne yapabiliriz? Ya kendi bütçemizde biz sosyal medyadan para falan toplama işi de yapmıyoruz. Kendi maaşımızdan, gelirimizden arttırdığımızı. Umut Başkan'la o gün çıktığımızda hemen acilden bir 5 paket belli miktarlarda işte gıda aldınız. Bir 10-15 günlük ihtiyacı aciliyete giderebilecek aldık. Mesajdan arkadaşlara bakıyoruz, inceliyoruz bu durumları falan. Gideceğimizi düşünmüyorlar. Bir umuttur diye bize yazıyorlar fakat beklemiyorlar. Hani bunlar sosyal medyada yazıyor, geçiyor. İşte bir iki resim paylaşıp değil mi? Kendi reklamını yapan insanlar gözüyle bakanlar da var bize. Estağfurullah. O ablam karşısında bizi bulduğunda o gözleri görmeniz lazım. İnanın yapılan çalışmaların birçoğunu, %70'ini, %80'ini paylaşmıyoruz. Bir birçoğu... teyzenin numarasını istemiştim sizden ben. Evet. Neziha teyze miydi? Nezihat. Hemen bakıyorum şimdi. Bir teyze vardı, hani konteynerde yaşıyor, kağıt toplayarak eşine bakıyor. Hı, evet, evet. Sizi aramış, Adem Başkanıma tamam. yönlendirmiştiniz beni. Programı alayım. Ha, tamam, eşe rahatsız olan bir bayan vardı, çöp topluyordu. Yaşlı aynen. teyzemiz. Hemen buluyorum. Yani, hatta ben Saadet teyze. Üzerinde. Saadet teyze. O paylaşılmıştı. Saadet teyze, evet Saadet teyze. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ha, paylaşılmıştı. Hatta ben aradım kendisini. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onu almak istedim yayına. Doğru kadın modeli, doğru eş modeli, doğru insan modeli, doğru kanaat modeli, doğru candanlık modeli. Dedi ki bir doktor işim vardı, nefesim çok dar, gelemeyeceğim, nefesim daralıyor. Beni affet olur mu? O kadar tatlı, o kadar pekmezli konuşuyor ki böyle. Ona da mesela sizin vasıtanızla ulaştım. Evet. O kadar seviyor ki sizi. O çocuklarım diyor, benimle ilgilendiler diyor. Benim sağ fotoğrafımı olsun. Koymuşlar diyor. Kurban olurum ben onlara falan diyor. Allah razı olsun. Ne güzel böyle izler bırakmak. Sosyal medyanın kötü yanları da var Dila Hanım. Hani grup, ekip, dernek büyüdükçe riskler, sıkıntılar da artıyor. Bu işin de artık dolandırıcılar çıkmış. Yani bunun değil mi? Kadını, erkeği yok. O yüzden Kutay Başkan da ben de diğer ekip arkadaşlar da çok hassasız. Birebir dokunmadan, gidip görmeden, araştırmadan, incelemeden artık kimseye el uzatmıyoruz. Çok mantıklı. İhtiyacı var mı yok mu görmemiz yani, lazım. Çok mantıklı, evet. Geçenlerde, en azından başkasının hakkını en son ev yanan, Yenişehir'deki ev yanan bir abla vardı. Onu bana söylediler. Hemen işte yakınmış bana da. Gittim baktım gerçekten ev teras kat yanmış. Neler yapabiliriz konuşuyoruz. Yine sosyal medyadan plan yaptık. Tabii öncelikle evin bir tadilat yapılıp o bizi biraz aşıyor. Onu belediyeler takip edecek. Sonra biz iç dizaynda ne gerekiyorsa yapacağız. Yine bir tanesi mesaj attı. Ben yazdığı sattım dedi. Eşyaları komple depoya koymuştum. Kutlay Bey alın hepsini götürün. Şahane. Dayalı döşeli bir ev. Şahane. Ama dedim önce ev bir yani bayağı bir sıkıntı. Pervazlar falan göçmüş. Duvar falan bayağı bir çatlamış. Onu dedim yapılsın. Ondan hani belediye arkadaşları devreye soktuk. Hani görüşün diye bakacaklar. Yapıldıktan sonra biz o iş bitti gibi bir şey oldu. Ya anında hani bir günde olayı çözüyoruz. Yani gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, keşif yapıyorsunuz. Bu Erdemli Sinap hatırlar mısın? Evet. Erdemli'nin Sinap yaylası var. Bir grup üyemiz bir olay yaşamış, bize bildirdi. Bir bayan arkadaşımız genç yaşta evlilik yapıyor ve eşini kaybediyor. 6 çocuğuyla ortada. En büyüğü 8 yaşında, biri de kucağında daha bebek. Köylü bir bizim çitil diktiğimiz seralar var ufak. Öyle bir naylondan yer çevirmişler. Biri yatak vermiş, biri döşek vermiş, biri yorgan vermiş. Kışın soğuğu, dışarıda yağmur. Kalktık Sinop'a gittik. Durum içler acısı. Ev yok, Cüneyt yok. Hani biz insanlara... Bu fotoğraf mı Adem Başkanım? Evet, evet. Sultan. Evet, bu. Keşke son resmini de 4-6 tane çocuk buldu canım benim. Şimdiki halini de görseniz arada yazıyor, hep görüşüyoruz hala. Başlasın. İletişimimiz hiçbir şekilde kopmuyor. Maşallah. Şimdi bu durumdan çıktılar artık. Evi olmayan bir bayana ne yapabilirsin? 6 çocuğu iş bulsan çalışamaz. Çocuklarını kime bırakacak? Mümkün değil yani, bırakamaz. Hayat durmuş. Biz nereye kadar bakabiliriz? Bir sultan değil. Ne yapabiliriz?
benim dedi bir tane keçim olsa, bir tavuğum olsa ben bir şekilde ekmek kazanmanın yolunu bulurum dedi. Helal olsun. Yine dernek yönetimimiz olarak bir araya geldik. Ekibimiz de bu arada çok büyük. Sadece biz değil, Mersin diğer evet. STK'ları da var. Bir güzel bir ekibimiz var. Üç birliğimiz var. Arkadaşlar dedim, ev yapabilir miyiz? Birçoğumuzun arasında evi olmayan insanlar var. O zaman benim de evim yoktu, almamıştım. Kendi evim yok, başka birine ev yapacağız. Bazıları şöyle bir güldü. Ama o gülüş şey değil, yapamayız anlamında değil. Başkan yine bizi yoracak anlamında bir bakış. Gittik, inceledik bölgeyi. Ya iki odalı bir ev yapsak bu bayana, hani iki keçi alsak, tavuk alsak, bir yıllık ihtiyacını gidersek yeter. O da zaten tutunu koparacak bayan. Ama sadece birinin dokunması gerekiyor ona. Sayın valimizle görüşmüştük o zaman. Sağ olsun köy muhtarımız, il başkanımız, valimiz. Sayın Su mu valiydi yine o zaman? Ali evet, Sam. Evet. Onlar bir maaş bağladılar. Hiç yoktan iyidir. Biz soyunduk, kendi aramızda toplandık. Pirketiydi, çatısıydı, elektrik tesisatıydı. Oh ne güzel. Gittik elektrik tesisatını birçoğunu da kendimiz yaptık, çektik. Maşallah. İş bittiğinde de açılış için bütün ekip oraya gittik. Dernekle, kocaman bir batırık günü yapalım, bunu batırıkla kutlayalım dedik. Bizim yöresel yemeğimiz. Bayağı bir herhalde 60-70 kişi vardık. İki odalı, banyosu, tuvaleti olan, mutfağından normal evde olması gereken ne varsa, avlusuna kadar bir dünya eşya. Geriye çekip baktığınızda yapabildik mi? İnsan istedikten sonra her şey olabiliyor. Yaptık. Bugün Sultan'a baktığınızda ara ara sosyal medyasını takip ediyorum, görüşüyoruz da. 6 çocuğu da okuyor. Maşallah. Senden tek isteğim dedim. Yine sıkıştığın anda bizlere ulaşabilirsin. Telefonumuz var, 24 saat açık. Bu çocukları okut dedim. Okut, biz de elimizden geleni yapalım. Aralarından iki tanesi iyi meslek sahibi olsa diğer arkadaşların elinden tutar. Okut, okuması için biz de üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız dedik. Ayrıldık. Bugün 4 seneyi geçti. Hayır, ne çabuk geçiyor zaman. 4 seneyi. Ya işte Leyla Hanım hani... Ay dondurdunuz beni doğru. Şimdi. Birazdan bir aramız olacak zaten. Tamam. Biraz siz de soluklandırın izleyicilerimizde. Ben işte diş hekimiyim. Sonuçta Mersin halkı olarak, bir diş hekimi olarak ben Mersin halkına neler yapabilirim gibi özel de düşünüyoruz. Mersin Diş Hekimleri Odası yönetiminde de aynı zamanda çalıştım. Son yönetim, o zamanki yönetim toplantına dedik ki arkadaşlar hani biz diş hekimi odası yönetimiyiz. Yani diş hekimiyiz. Halkımıza neler yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye düşünürken dedim ki bir araç ayarlayalım. Ağız diş sağlığı aracı. Bu araçla derip Toroslar'ın zirvelerindeki uzak köylerdeki insanlarımıza ulaşalım. Orada hani davar çobanıdır, sığır çobanıdır, darlası vardır, yaşlı teyzedir, gelemiyordur, maddi durumu yoktur, hayvanlarını bırakacak kimse yoktur. Oraya dedim gidelim, ulaşalım. O insanlara evet. Ağız diş sağlığı tedavilerini yapalım. Ama dedi o da hani bizim o kadar büyük bütçemiz yok. Bir araç ve içinin dizaynı falan. Bunu dedim sponsor bulmamız gerekiyor. Nereden buluruz, nasıl buluruz? Dedim tamam, siz o işi bana bırakın. O dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dı. Hı hı. Başkana gittim, dedim başkanım böyle bir projemiz var. Ne diyorsunuz? Anında tamam dedi biz varız. Evet. İş hekimleri sizden, odadan. Bizleri aracı da ayarlarız. Ve 3 ay içerisinde ihaleler verildi. Araç içi dizayn edildi. Resimlerde de var. Ayarlandı. Ve biz haftada 2 gün, 3 gün pardon, pazartesi, çarşamba, cuma Torosların zirvelerindeki köylere gittik. Değişik diş hekimler arkadaşlarımız yani görev edindiler. Oradaki gelemeyenler insanların diş çekimleri, basit dolgular hani simantasyon gibi. Ezel Bey bilir onu. Müdahaleler yaptık. Ve bir sene içerisinde 38 bin vatandaşımıza ulaştık. Ücretsiz hani, tedavi. Yani 38 uzak, bin? Tabii. Uzak mesafelerde hani her gelişimizde bir 50-60-100 tane hasta bakıyorduk gittiğimiz yerlere. Yaklaşık 8-10 tanesine de ben gittim. Bundan ücret almıyoruz. İşte bütün masraflar büyükşehir karşılıyor. Hekim olarak da biz gidiyoruz. Şahane. Bu Türkiye'deki tek proje. Ve şu an büyükşehir, biz artık anlaşma bitti. Hı. Tek bir diş hekimi aldı. Aynı araçla yine gidiyorlar. Onlar devam ediyor projeye. Evet. Biz artık odal olarak hani geri çekildik. Hı. Ona benzer hani Türkiye'deki tek projeleri yapan da bir sosyal medya grubu ve derneğiyiz. Şahane. Sosyal medyadaki varlığınız da çok güçlü, özeldeki varlığınız da çok güçlü. Dernek olarak da çok önemli bir saygınlığa sahipsiniz. Tabii yani istediğimiz başkanlarla, vekillerle, bakanlarla hani bir görüşme şansımız da oluyor. O da bir avantaj. Hani sıkıntıyı, sorunu ilettiğimiz zaman %90 çözülüyor. Şimdi
Bir şey ekleyecekseniz araya gideceğiz o bakımdan. Art niyetli kullanılmadığı için, eldeki güç art niyetli kullanılmadığı için bakanlarımız da tüm partilerimizin vekilleri de ilgiyle bakıyorlar, yanaşıyor, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Çünkü güvenilirliğinden emin oldu herkes. Rüştünü ispat etmiş bir dernek ve bir sosyal medya hareketi var burada. Hemen mesajlarımızı paylaşayım sizinle. Çok sayıda izleyiciniz var şu anda. Hepsi saygılarını, sevgilerini gönderiyor. Reşat Döner, yolunuz açık olsun inşallah demiş. Uğur Arslan, iyi yayınlar, selamlar. Yine Reşat Döner, başarıların devamını diliyor. Muhammed Sarıkaya, iyi yayınlar. Karaman'dan selamlar hemşerilerime demiş. Asiye Abay yine sevgilerini göndermiş. Asiye Abay Mezitli'den selamlar diyor her ikinize de. Biz birlikte güzeliz mesajını da eklemiş Asiye Hanım. Uğur Arslan, SMA Asrın Efemizi unutmayalım. İrfan Özcan da hayırlı olsun, başarılar demiş. Ama ne yazık ki bazı engeller var işte bir takım konularda. Onları da konuşacağız. Çaresiz kaldığımız noktalar nereler? Onları konuşacağız. Derneğin zamanla kabuğu, hedefleri gelişerek değişecektir muhakkak. Onları şimdi ikinci bölümde konuşacağız. Size yeni katılmak isteyen arkadaşlarda aradığınız şartlar nedir? Tabii ki evvela akıl, ruh, beden sağlığının muhakkak ki yerinde olmasıdır ve sicilinin temiz olmasıdır. Ama bunun dışındaki artıları da konuşacağız. Farklı meslek gruplarına ihtiyacınız vardır mesela. İşte tesisatçı olsun değil mi? İklimlendirme uzmanı, bir klima ustası olsun, tamirci olsun. Özellikle meslek gruplarından kişilere ihtiyacınız var mı? Yelpazeyi de bir konuşalım. Bir sürü şey konuşacağız da. Olur mu Adem Başkanım, anlaştık mı? Tamam. Kutlay Hocam. Tabii. Peki, o halde mutabıkız. Şimdi kısa bir aramız olacak efendim. Bugün hangi programları izleyeceğiz, onların tanıtımlarına bir göz atalım. Sonrasında ise reklamlarımız gelsin. Hemen akabinde biz yine sevgili konuklarımızla karşınızda olacağız. İnsanı konuşuyoruz bugün. İnsanın insana yetişmesini konuşuyoruz. Sizler de güzel yüreklerinize sosyal medyadan ne güzel dokunuyorsunuz böyle kalbimizin bam teline. İki kıymetli insan var yanımda. Şimdi Adem Bey'in eşinden korkuyorum. Burçin demezsem mahvolurum. Sevgili Adem Burçin Özcan, Mersader Derneği Başkanı ve Onursal Başkanı Doktor Kutlay Özcan. Her ikisi de aslında herkesin abisi, herkesin komşusu, herkesin kardeşi, herkesin arkadaşı. Önemli olan da budur aslında. Ne iş yaptığınız değil, kim olduğunuz çok önemli. Bunu hep böyle yüreğimi coşturan konuklarımı konuk ettiğimde söylüyorum ben. Sürekli söylüyorsunuz denilmesinden de hiç çekinmiyorum açıkçası. Ama gerçekten önemli olan bu. Sizden olanı değil, sizin olmayanı sevmek çok önemli. Her zaman konuşuyorum arkadaşlarımla ve dost sohbetlerinde diyorum ki eğer yaşımız eskiden olduğu gibi olsa, yani pardon böyle bir cümle olur mu? Olmaz, ayıp oldu. Daha genç olsaydık, inanın böyle yetimhaneden gidip bir çocuğu sahiplenmek, ona evlat edinmek, ona ana olabilmeyi çok isterdim. Ya deli misin, zaten çoluğun çocuğun var, ne işin var, bir kızın var, dünya tatlısı. Diyorum ki öyle ama kendi doğurduğunu herkes büyütür. Önemli olan başkasının doğurduğunu büyütmek. Bir kalbe dokunabilmek, bir yüreğe dokunabilmek dünyanın en güzel duygusu. Bunun reklamını yapmadan ama emsal teşkil etmesi açısından da reklamını da tanıtımını da yaparak biz yaptık demekten de çekinmeden böyle bürokratını, bir şehrin, bir bölgenin milletvekilini, belediye başkanlarını, şehrin ekabir kısmını işin içine katmak adına hep onların kulağını ve de duyarlılığını gıdıklamak gibi bir görevimiz de olmalı. Tıpkı Mersader Derneği kurucuları, başkanları ve de gönüllüleri gibi. Öyle değil mi? Katılıyor musunuz? Olacak. Şimdi söyleyin bakalım, herkese yetişiyorsunuz. Yayın öncesinde ne konuşuyorsam yayında bazen onu konuşuyorum. Konuklarım ne kadar doğal bir kadın. Vallahi olduğumuz gibiyiz. Ne pişireyim Kutlay Hocam akşama? Az önce söylemiştim. Milli yemeğimiz kuru fasulye pilav. Kuru fasulye sucuklu olsa daha güzel. Yani arıcacık diyormuşuz. Ankara Allah ne verdiyse güzel olan odur. Aynen. Allah ne yeter ki ağız tadıyla. Vallahi yiyelim de. Şimdi bizlerin yaraları yok mu yani hiç hayatta? Herkesin bir kaderi vardır. Herkesin yarasını keseniz başka renkte kanar. Herkesin öyle değil mi? Var. Ama bakın be, her şeyi unutuyoruz.
iyi kötü görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara haddimiz değil ama yetişmeye çalışıyoruz. Fakat evet, merhamet Allah'tan, gayret de kuldan. Biraz gayret etmek lazım. Az önce bahsettik biraz. Biraz üzücü, hani üzüldüğümüz konulardan bahsetmiştik. İşte kimsesizler, ihtiyaç sahipleri falan diye. Tabii bizim hani misyonumuz yardım haricinde aynı zamanda mesela turizmi de, Mersin turizmini, Mersin'in hani birbirini tanımasını, kaynaşması sağlamak için yaptığımız faaliyetler de var. Evet, hani faaliyetlerinizi sıralayarak gidelim şimdi. Heh. Önce turizm olsun. Mesela turizme girelim. Şimdi Türk Halk hangi konserlerini en sıraya alıyorum. İkinizden de birer Günler Türküsü rica ediyorum. Türk Halk Müziği konserleriyle ilgili Adem Başkan konuşacak. Çünkü çok iyi takip ediyordu o organizasyonları. O koromuz falan harika vardı. Harika Adem Başkan. Şimdi mesela Mersin turizmini mesela nasıl geliştirebiliriz gibi hani çalışmalar yapıyoruz. Yani her ilçenin, her köyün ne güzel yerleri varsa, çiçeğinden, böceğinden, doğa güzelliğinden tut da şelalelerinden neler varsa onlara o arkadaşlarımız, sosyal medyadaki arkadaşlarımız mesela görmediğimiz yerlerin resmini çekiyor. Kendileri gidiyor. İşte kanyonlarda, Güldürgü kanyonlarında tut da trekking, işte yüksek bölgesi dediğimiz veya şey vardır, Yanışlı Mağarası vardı. Ben hiç bilmiyordum orayı. Ne mağarası? Yanışlı. Yanışlı. Yanışlı Mağarası. Gerçekten çok güzel bir yer. Denizde yüzerek gidiyorsun. Kıyıdan biraz daha zor. Girdiğimiz zaman sadece Kıbrıs tarafı görünüyor. Çok büyük bir mağara. İçeride hani çadır kuranlar falan da var. Hiç bilmiyordum ben bunu. Bir arkadaşım bana resmini attı. Giriyorsunuz sevgili izleyiciler. Hemen bir deniz kızı çıkıyor. Elinde tepsiyle kahveniz hazır efendim diyor. Beklentilerimiz oldu ama rivayet kaldı. Ha onun gibi çok güzel yerler. Şelaleler, kanyonlar, doğa yapıları, doğa güzellikleri tüm Mersin ilçelerinde. Onları da sosyal medyada bize atıyorlar. Bizim gidebildiğimiz yerler, biz kendimizle gidiyoruz. Mesela her mevsim ben kendim Günlar'a, hani bölgeyi iyi bildiğim için, Günlar'la olduğum için hangi çiçekler, kardeleler, sultan nevruzlar, yaban laleleri, aygülleri. Hep paylaşıyorsunuz. Aygülünü söylemiştiniz bana telefonda, sonra gördüm sayfanızda. İşte onlar mesela. Kat olan mı? Hangisi? Kat kardelen mi? Aygülü. Aygülleri böyle mor kırmızı renkte böyle. Sıklamen. Çok güle yakın ama tam da gül değil. Aygülleri dediğimiz yani. Nesli tükene bir bitki. Katlı bir çiçek. Evet, katlı bir çiçek. Kat yaprakları. Yani onlar mesela Antalya bölgesinde valilik onu koruma altına aldı. Koparmak yasak. Mesela şey gibi düşünün, ters sahaleler, işte Tunceli'de veya Hakkari'deki ters sahaleler de koparmak yasak, koruma altına alınmıştır. Mersin'de kimse bilmiyor. Dağlarda var, bilmiyor. Biz de hani bunu diyoruz, koruma altına alalım. Zamanı geldiği zaman işte doğa fotoğraf sanatçı arkadaşlarımız gitsin, resmini çeksin. Ben söyleyecektim de sözünüzü kesmekten çok ihtiyacım. Rica ederim, rica ederim. Yani mesela Aragüler vardı, Türkiye'nin en önemli. Evet, rahmetli. Aragüler, Türkiye'nin en önemli turizm fotoğrafçısıydı. Ve yıllarca Karadeniz çalışmış Ara Bey. Sonra demiş ki Karadeniz'i kazandırdım artık turizme. Bir süre sonra diğer yörelere çalıştığında, o yörelere belki işte deniz turizmi gidemedi, kültür turizmi gidemedi ama dünyadan akın akın fotoğrafçılar gelmeye başladı. O da bir turizm. Karadeniz'e mesela. Akın akın Mardin tarafına mesela, bildiğiniz Ardahan'a bile akın akın fotoğrafçılar gelmeye başladı. Bu da sanatın bir dalıdır. İlla turizm bir yerde bir konaklama tesisi olacak, gelecek millet orada konaklayacak, uyuyacak, yiyip içip para bırakıp gidecek babında değil. Tabii, yine tabii. Oranın piyasasını hareketlendiriyor. Ya bir hareket oluyor. Hani insanları gösteriyoruz. Biz bunlar zamanı geldiği zaman resimlerini çekiyoruz çok güzel bir şekilde. İnsanlarımız bu sefer onun resimlerini çekmeye gidiyor. Bir hareket oluyor şehirde. İşte hani adam Tarsus'tan Günlar'a gidiyor. Günlar'da Erdemli'ye gidiyor. Erdemli'de Anamur'a gidiyor. İşte kalelere gidiyoruz. İşte dediğim gibi. Bu tür yerleri keşfediyoruz. Evet. Turizme katkımız oluyor. Hem Mersin içi hareketlilik anlamında, hem de diğer şehirlerden görenler, aa bu neresiymiş, bu mağara mesela çok güzel, aa biz de gelelim, nasıl gelelim, mesela en yakında Ulu Oteli var, diyoruz ki oraya bir tekne turu yapın, atın mağaraya, akşama doğru alın kişileri, hani farklı bir şey turizm. Yani insanlar denize, mağarada giriyor. Mağarada akşama kadar konaklıyor böyle her taraf. Mesela Türkiye'nin ünlü fotoğrafçılarını davet edebilirsiniz. Tabii. Daha çok Günler merkezi çalışıyorsunuz ama bölgenin her yerine hitap ediyorsunuz. Biz onu paylaşıyoruz. İnsanlar görsün. Bize yazıyor, özelden yazıyorlar. Buraya nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Vallahi nasıl gidebiliriz fotoğrafçı diye. Fotoğrafçı festivali beklerim sizden. Tabii. Ha, ona benzer turizm çalışmaları yapıyoruz mesela. Değil mi Adem mesela. Başkanım? Güzel olur. Eksiklerimizden biri. Fotoğrafçı festivali. Aslında evet. Fotoğraf yarışması hani düzenlemiştik aslında. Fotoğraf yarışması düzenlemiştik. Yaz kızım Zarife. Fotoğraf. Mesela kış döneminde hani en güzel kar fotoğrafı kim atacak gibi. Evet. Bakıyoruz fotoğrafçı orada. Fotoğrafçı festivali. Evet, bir çalışmamız olmuştu mesela, biz belediyelerde tam oturtamadık. Bir halk evlerinde mesela konaklatsın ya da pansiyonvari yerlerde konaklatsın. Leyla Hanım, tabii. Bu Yenişehir Batı çıktısının altında bir alt geçidimiz var. Evet. Daha önce atıl durumdaydı. Yine Kocamaz Başkan zamanında biz de görüştük. Dedik akşamları burada tenha.
gelip geçen bayanlar, erkekler var, korkuyorlar. Buraya bir şey yapılsın, arkadaşlar da var gönüllü, bir fotoğraf sergisi yapmak istiyorlar. Hem oranın temizliğinden sorumlu olurlar. Hem gelip geçer, atıldan kullanılabilir bir geçide döner. O zaman kabul görmüştü. Güzel temizliği yapıldı oranın. Arkadaşlar da fotoğraf ve resim sergisi açtılar. Battı çıktı da. İçinde tabii. Alt geçit var, yaya geçidinin olduğu yerde. Bekçi de var tabii. Daha sonra tabii kapandı, izin verilmemiş yeni yönetimde. Üzüldük, bir iki defa da görüşmeye, iletişim kurmaya çalıştık. Bence çok güzel bir girişim. Kullanabilecek siz. Bunun gibi çok yer var. Çok da arkadaş yine sayfadan bize ulaştılar, görüşürüz dedi. Onlar da yapmak istiyorlar. Biz yetişemiyoruz tabii de. Grup üyelerimizin de sizlerin de desteğiyle yapılabilir. Niye yapılmasın? Sizin yerel yönetimlerle çok güçlü bir bağınız var. Yani onların bir anlamda kamuoyundaki gözü kulağı oluyorsunuz. Göremedikleri eksikleri gören sadece bir yardım kuruluşu değiliz dedi mesela bana biraz önce yayından önce Adem Bey. Evet dedik, en çok neleri konuşalım, bizim böyle bir misyonumuz da var dedi. Yani görev sahibi, liyakat sahibi insanlara ulaşmak ve de gördüklerimizi, derlediklerimizi paylaşmak, onlarla bu konuda fikir birliği yapmak ve de onları harekete geçirmek gibi lokomotif olmak babında bir görevimiz de var dedi. Mesela Gençlik ve Çocuk Festivali de bunlardan biri mi? Destek aldınız mı yerel yönetimlerde? Tabii ki, tabii. Yaptığımız bütün çalışmalarda biz valilikle, emniyet müdürüyle, Turizm Sağlık Bakanlığı'nda, il başkanlığıyla hepsiyle görüşüyoruz. Koordine bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bunun gibi 4 tane çalışma kazandırdık. Biri Mersin Gençlik Festivali. Dördüncüsünü yapmıştık. Pandemi dolayısıyla o da kaldı. Türk Halk Müziği koromuz var. Koro çalışması yapıyoruz sanat destek adına. Size mi söylüyorsunuz? Sanki ben, var biraz ben, öyle. Bir ben kaldım. Sesimin güzel olduğunu söylüyorlar ama beceremedim. Biraz çalışmam lazım. Bir şey çalıyor musunuz? Lazım. Hani o yörenin çocukları genelde çalarlar. Ben çok güzel flüt çalıyordum lisede. Çok şey, istiyorum. Saz da aldım. Vakit problemimiz var. Çalışmalardan fırsat bulamıyoruz. Yoksa evet. Oyun havaları kursuna gidecektik. Bilmediğimiz oyunlarda öğrenelim diye. Halk oyunlarına çıktık. Gördün mü? Evet, halk oyunlarına çıktık. Bir haftada kendimizi Türkmen kızı Silifke'nin yoğurduğunda bir haftada kıyafetleri de bulduk. Kültür festivalinde hem festivalin en önünde yöresel kıyafet olarak yürüdük ve kültür festivalinde halk oyunlarına sahne aldık. Harikasınız. Vallahi ikinizi yani bir haftada olayı çözdük yani. Ediyorum. Hayatın içinde yaşamak budur işte. Bunlar keyifli yanları. Vallahi. Siz de bahsettiniz. Bizim asıl çalışma amacımız Mersin'e sahip çıkmaksa, bu ad altında korunduysak, evet. Mersin'e nasıl sahip çıkabilir? Sadece sosyal yardımlaşma yaparak mı? Değil. Yatırımda geç kalmış bir şehrimiz var. Her açıdan, turizm, sanayi, aklınıza ne gelirse. Her konuda eksiyiz. Tanıtım diye bir şey yok. Geçen bir yayında bahsetmiştim. İstanbul'da bir 15 sene iş hayatımı devam ettirdim. İstanbul'da kaldığım dönemde, bu kelimeyi de bazı arkadaşlar yanlış anlamış. Mersin'i Doğu Anadolu'nun bir şehri olarak bilenler var. Mersin'in nerede olduğunu bilmiyorlar anlamında. Mersin Akdeniz'in bir şehri ve deniz olan bir şehir. Neden? Yıllarca Mersin hep kötü anılmış. Ulusal Haber'de İstanbul'da izlerken Mersin'i. İstanbul'da olay, Mersin'de olay, Mersin'de terör, Mersin'de hep kötü, kötü, kötü. Mersin kötü bir yer algısı var batıdaki insanların bakış açısıyla. Bu algıyı değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Bir paylaşım yapıyorsunuz atıyor. Kutlay Başkan bir ay günü resmini paylaştığı zaman işte Mersin'de Gülnar'da veya Anamur'un dağlarında orkidenin bir çeşidi var. Nadir bulunan bir çeşidi. Onu resimlediği zaman yurt dışında çok takipçimiz var. Evet, Singapur, Almanya, Amerika, onlar da alıp kendi sayfalarında paylaşıyorlar. Fazlasıyla. Yabancılar da görüyor bizi, merak ediyorlar. Gelenler bile var. Gelenler bile var. İtalya'dan görmek gelen arkadaşı var, Uncu. Görmek için türünü falan. Turizme de katkımız var. Muhakkak. Bizim asıl derdimiz, yapmak istediğimiz, Mersin'e hizmet etmek için aday olan tüm partilere mensup vekiller, bizi Ankara'da temsil etmek isteyen veya eden vekillerimiz, tüm siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkanlarımız, kamu kurum müdürlerimiz. Evet. Onlara yardımcı olmak, destek olmak, eksiklikleri göstermek, bizlerin de yapabileceği bir şey varsa katkı sağlayıp, Mersin'in büyüyüşünü biraz ivmelendirmek. Katılıyorum size, evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü daha önce de konuştuk bunları. Mersin bir tarım şehri değil tek başına. Sanayi şehri değil, bir ekonomi şehri değil, bir eğitim şehri değil. Sağlık turizmi ne yazık ki Mersin'de canlandırılamadı. Tüm bölgelerden, Türkiye'nin tüm bölgelerinden, ülke içindeki bölgelerden erişimin kolay olduğu bir şehir aslında. O bakımdan ve Arabi ülkelere yakınlığıyla da
çok makbul bir yerde. Sağlık turizmi başlatılamadı. Bir takım girişimler oldu ama bunlar da yarım kaldı. Geçmiş dönemde Kocamaz başkanlığında başlatıldı gibi oldu. Girişimler oldu ama yine geriye ket vuruldu. Evet, Mersin'in kimlik kartında bunların hiçbirisi tam anlamıyla yazmıyor. Turizmi Antalya'ya kaptırdık zaten. Havaalanı olayımız en Adana'da. Büyük engelimiz. Adana kartelinin elinde deniliyor. Ne derece doğru onu da bilemiyoruz. Buyurun hocam. Sağlık turizmi deyince hani bir konu aklıma geldi. Birkaç sene önce Mart Oteli'nde bir yemek veriliyor. Kuzey Irak Ekonomi Bakan Yardımcısı geldi. İsminizi unuttum. Zahir'di galiba. Orada otururken hani işte yine Mersin yerel iş adamları, işte şu an meclis başkanı Hamit İzol abi, Murat Demir olsun oturuyoruz. Tabii ben Türkçe bilmiyorum, o da Türkçe bilmiyordu ama Almanya'da eğitim görmüş. Hı hı. Almanya'da eğitim görünce işte dediler Almanya'da eğitim gördü, ben Almanca biliyorum, ben de Almanca biliyorum. Konuşmaya başladık, ben dedim bir şey kimliyim. İşte sohbet başladı. Niye dedi Mersin'de bir sağlık turizmi canlandırmıyorsunuz? Evet. Mesela Kuzey Irak'ta da, Erbil'de, her yerde dolar çok fazla, çok güzel paralar var. Evet. Siz dedi, burada her şeyi organize edin. Oteller var. Uçakları Adana'ya kadar gelirler. Buradan servislerle alırsınız, otele konaklatırsınız. Zaten tercüman getirmeye gerek yok. Zaten burada Kürt halkları da var. Yani çok güzel Kürtçe, hani sıkıntı olmaz. Tercüman olarak yerli halktan birilerini bulabilirsiniz. Bir tane de refakatçi kadrosu belirleyin. Hani her türlü sağlık, diş implantlar, laminalar, hani botokslar, hani dermal dolgular, saç ekimleri neysedir, o konuyla ilgili bir çalışma yapın. İşte bakın şehir ekonomisine işte katkı. Sağlık turizmi. Size. Ben bunu tabii ben tek başına takip edemem. Ben bunu bir toplantıda, Sayın Bakanımız da oradaydı. Dernekler toplantısında dedim Sayın Bakanım böyle bir teklif geldi ama ben tek başına bir şey yapamıyorum. Bunu bir ekip olarak gitmemiz lazım. Yani Mersin Sağlık İl Müdürü, ilgili hastanelerin başhekimleri, sorumlu hekimleri ve hani bir heyet şeklinde bir toplantı yapalım. Gidelim orada konuşalım, hani sağlık turizmini patlatalım. Mesela geçen haberlerde çıktı, dünyada en çok İstanbul'u ve işte Türkiye'de sağlık turizmi yapılıyor. İstanbul merkezi olmak üzere 100 bin kişi gelmiş diş yaptırmak için sadece İstanbul'a. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Mersin evet, yine yok. Yine yok. Biz bu konuda işte orada bir görüşme işte dedi Sayın Valim, hani siz görüşün dedi. Sayın Vali Bey'le de hani görüştük ama arkası gelmedi. Yani bir toplantı yapamadık ve elimizden gidiyor sağlık turizmde. Çok gidiyor. Basit bir şey ama yapamıyoruz gidiyor. Bir türlü. Bizim işte burada amacımız kurumları hareket ettirmeye çalışmak. Şu anda Gaziantep, Mersin'den hocam daha önde. Planda, daha önde o konuda bile, katılıyorum size. Erzurum'a, Batman'a gidiyorlarmış sağlık turizmine. Doğudan, evet. İran'dan, Arabistan'dan, Ürdün'den, işte Kuzey Irak'tan. Hani niye Mersin'e gelmiyor? Çünkü denizine Avrupa'da girsin. Sağlık hizmetleri hakikaten bizim ülkemizdeki kadar kaliteli değil. Tabii. Hekimleri bu kadar bilge değil, bu kadar doğru eğitimler almışlardır muhakkak. Ancak bunu pratiğe dökmek açısından bizim hekimlerimiz gibi değil. O kadar çok etkinliğiniz var ki tabii... Ne işi? Çin işi, Japon işi. Bunu okur bir kişi. O da Kutlay Hocam'ın kendisi. Ömrümü yedi bu konuklar benim. Sevgili izleyiciler. Vallahi doktor yazısı böyle işte. Bu soruyu yani, sorun iki çarpı bir. İyi ki böyle. Şimdi bir sınava mınava girsek Kutlay Hocam bana kopya vermesi, hocamın kopya vermesi gerekse kesin ben kopyayı okuyamamaktan sınıfta kalırım. Bu yazıyı okuyacak hiç kimse yok kendisi dışında. Okumaya çalışacağım. Şöyle tek gözümle okuyayım mı? Bir sürü şey var. Bayrak kampanyanız var değil mi? Tabii hani böyle kritik günlerde. Hepsine değinirsek süremiz az kaldı. Onun için ben özel sayayım. Günlerde hani bayramlarda veya doğudaki operasyonlara şehit olan ailelerde veya şehit cenazelerinde, hele bir de Mersin'in olursa anında Mersin halkını o birlik beraberliğe, dayanışmaya davet ediyoruz. Tamam ben okuyayım bunları. Tabii. Okuduğum sırayla başlığa hani... söz vermek isteyen olursa elini kaldırsın. Tamam. Böyle anlaşalım. Çünkü ikinize de haksızlık etmek istiyorum. İstemiyorum. Ceylan Pınarı'na kitap dağıtımı, kitap götürme olayını var. Ceylan Pınarı şöyle, Ceylan Pınarı'nda Mersinli bir okul müdürümüz vardı. O mesaj attı bize, Kutlay Bey dedi, burada çocuklar, kız çocukları var dedi, 15 tane. Onlara dedi kitap kırtasiye destek vermiyor onu ailesi. Bize istediler, biz burada anında bir günde oraya kargo yolladık. O çocuklar, evet. Ceylan Pınarı'ndaki çocuklar dahi okuyor şu an, evet. Mesela. Diş tedavi aracının inisiyatiflerini değerlendirdik. Onunla ilgili de. Bir sürpriz daha vereyim. Buyurun. Pek paylaşmadık, yönetim içinden çıkmadı ama. O çalışma çok verim almıştık. Özellikle kırsal kesimdeki köylerimiz, kitap vatandaşlarımız mı? İçin diş. Diş, evet. Diş. Evet ya. Yani. Şimdi affına sığınarak söylüyorum. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşin Yılmaz'ın bize desteği olduğu konuda. Kısmet olsun şu pandemi olayı biraz daha rahatlasın. Diş ünitemizi aldık. Vallahi. Dişin yanında bir de göz taraması yapmayı düşünüyoruz. Beleş olacak değil mi? Beleş, ücretsiz. Gelip sıraya girmezsen bu hizmetten tamamen şehir merkezine uzak yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan yine köylülerimiz yaralansın diye hedefliyoruz. Harikasınız. Bakalım. Çocuklar, gençler mi, tüm yaş grupları? Tüm yaş. Özellikle 60 yaş üstü, hani gelip hem Covid'den dolayı şehre inemeyen
maddi durumu iyi olmayan var. Çok böyle tatlı babacan bir diş hekimi abimiz vardı İstanbul'da. Sık sık böyle konuğumuz olurdu ya da daraldığımızda konuk bulamadığımızda onu arardık. Dedi ki bir gün dişim ağrıyor dedim hocam dedi ne olur. Zaten dedi Türkiye'de dedi hiçbir genç kız dedi baba ocağından ana dişiyle çıkmıyor. Ay şöyle dedim bu nasıl bir derleme sözdür. Çok sert nasıl olmuş. Dedim sorunu dedim özetlediniz. Düşünsenize baba ocağından ana dişiyle çıkmıyor hiçbir çocuk yani. Bizim Mersin'de bir espri vardır. Evlenmeden önce babası tüm dişlerini yaptırsın. Ondan sonra evleneyim diye bir söz vardır. Evet evet erkekler için de aynı erkekler, şey geçerli evet, olsun lütfen. Sizin dişiniz de ananız yaptı. Doğuşta. Okula alınmayan çocuk. Birer cümleyle geçelim. Hocam geçen bahsetmiştik hani orada geçen programda hani 9 yaşına gelip hala okula alınmayan bir çocuk vardı. Annesi babası vefat etmiş işte anneannesi de gitmiş bakıcı akrabasına bırakılmıştı. İkamet problemi o vardı. O ikamet problemi vardı. Onu biz hani hatırladım. Çözdük ve 9 yaşından sonra ilkokul 1'e başlattık. Balık çiftliği böyle birer cümleyle hemen sorunlara değinelim. Mersin gündemiydi. Batı'da yaşanan sorunları biliyoruz balık çiftliğiyle ilgili. Aydıncığımızda çok sıkıntı yaşamasın diye engel olamadık ama en azından kıyıdan daha da uzaklaştırdık. Açı evet. Aldırdık. Ne kadar? Bir 8 kilometre açı mı? 5 kilometre mi? 8 kilometre açı daha alındı. 3 evet, kilometreydi galiba 5 kilometre çok daha kıyıdaydı. Alındı. Çok kıyıdaydı. 500 metre ileride vardı mesela evet. Narlıkuyu'da bakın evet. Orada pisletiyordu, kirletiyordu ama turizme zarar vermesin diye açı aldık. Birilerinin faydası için yapılmış işler bunlar. Oradan ya. Çıkan, orada yetişen balığın gıda olarak bir faydası hiç da yok. Hiçbir mineral yok, hiçbir katkısı yok insan sağlığına. Tabii. Niçin yapılmış onlar? Birilerinin menfaati. İzmir'deki Kılıçlar firması yapıyormuş bunu. İşte diğer marketlere dağıtmak için turizme zarar verince Mersin'e yolladılar. Şunu da sorgulayalım bunun yanında. Yine daha önce dernek olarak yaptığımız bir çalışmaydı. Çok uğraştık bununla ilgili de. Mersin'deyiz. Mükemmel bir denizimiz var. Evet. En kaliteli balıkları burada yiyoruz. Lagos'un kaç çeşidi var? Evet. Gidip kıyıdan tutup evinize götürüp akşam taze taze yiyebiliyorsunuz. Lagos'un mezgide hepsi var. Balıkçı arkadaşlarla da çok konuştuk. Onlara çok arzu ettiği bir talepti. Neden Mersin'e mera yapılmıyor? Bizim denizimizin dibi kum, balçık. Balıkların barınağı, yuva yapabilecekleri alanlar yok. Daha önce yıkılan köprümüz vardı. Dedik oradan çıkan harfiyatlar belli aralarla sahile yıkılsın. Bu hurda gemiler olur, çöp konteynerleri olabilir. Uçaklar olur mesela. Atarsın uçaklar denize. Olabilir. Atarsın bunlara balıklar yuva yapar. Bir, balımız çoğalır. İkincisi troller, kaçak avcılık. Evet çok yaygın. Bunlar olduktan sonra evet. Kıyıya da yanaşamazlar. Çok yaygın. Bu da Mersin için çok büyük bir çalışma. Çok çok. Ve dalış turizmi. Hala da dillendiriyoruz. Kıyı balıkçılığı tükenmek üzere Mersin'de. Evet, evet. Çok önemli bir sorun evet. Bu. Gençliğimizin balıkçılar barınağı vardı bilirsiniz. Evet. Camlıbelli, semtinin hemen karşısında Atatürk Parkı'nın devamında. Çok karakteristik bir yerdir. Bazen hala kafa dinlemek istediğimde giderim oraya ve sohbet ettiğim yaşlı amcalarım, abilerim var. Doğru. Sorunları hep aynı, hiç değişmedi. Değerini doğru. Bulamamaktan yakınıyor hepsi de. Doğru. Orası için de bir çalışma yapın bence. Ya size yakışır. Başka kimsemiz yok. Kime diyelim biz? Orası şehir Millet Parkı içerisinde olup oraya bir çalışma yapılacaktı ama hani çok detay bilemiyoruz. Bir ara Burhanettin Kocamaz bu gemi büyük gemilerin gelmesi için oraya limanı genişletme gibi bir çalışma düşünmüştü. Evet. O da kruz gemilerinin. Kruz gemileri için. Kruz. O da hani proje olmadı. Hani evet. Çalışma kaldı. Proje yapılıyor. Arkası gelmeyince. Gelmiyor. Ha, Mersin'in en büyük kaderinden biri de budur. Projeler yapılır, başlanır. Arkası 10-15 sene geçer. Hala bitmemiştir. Ya da kişinin görev ömrü vefa etmiyor. Görev ömrü biter. Bir şekilde proje sıkıntımız doğru. Peki kimsesiz çocuğu balık çiftliğini geçtik. Şehidim emanetin şerefimdir. Şehit ailelerine çocuklarına evet. Sahip çıkıp her konuda indahlar yaşıyor. Anlamında bir çalışma yaptık. Herkes diş hekimleri olsun, hani esnaflar olsun, hani kim olursa olsun şehit çocuklar geldiği zaman öyle bir çalışma yapmıştık. Bedavadan ne gerekiyorsa biz yapacağız demişlerdi. Öyle bir çalışma yapmıştık. Harikasınız, tebrik ediyorum. Mersin'in adayların vekil gösterilmesi. Evet, o da bizim çok yüreğimize batan bir şey. Bu kontenjan durumları var siyasi partilerde. Seçim zamanı geldiğinde il başkanlarıyla görüşüyoruz. Bizden fikir de alıyorlar. Hani nasıl bir vekil görmek isterseniz listemizde. Bizim tüm siyasi partilere verdiğimiz beyanat aynı. Diyoruz ki bizi eşit temsil edebilecek 8 tane mi koydun listeye? Bunun biri Mut'tan olsun, biri Anamur'dan olsun, biri değil Tarsus'tan mi? Olsun, biri tabii Erdem'den lazım. Olsun, Günlar'dan olsun. Evet. Bizi bilen insanlar olsun. Evet. Hani getirip de ilk 2'ye veya 1'e Mersin'in olmayan, Mersin'i tanımayan bir adamı getirip koymayın. Çünkü bizi Ankara'da temsil edecek. Mersin'i götürün, atıyorum Antep'ten birinci sıraya gitsin bir Mersin'i koysunlar. Ama sıkıntı bu olmuyor. Tabii. Tüm siyasi partiler ya bakıyorsun işte 3 tane Tarsus'tan konuyor.
veya Antep'ten biri getirip bir siyasi partinin birinci sıra milletvekili oluyor. Şimdi ben Malatya'dan gelip buradan vekil olamayacak mı? Mersin'de yaşarsanız olur. Mersin'de ikamet ediyorsanız, yani 10-15 sene yaşadıysanız, halkını... Mersin sorunlarını biliyorsanız olur ama hiç bilmediğiniz bir şehirde. Ama burada şehirde... büyüdük artık yani bebeğiden. Ha işte yani. O zaman sıkıntı yok. Bizim kastımız bu. Arkadaş Mersin'i tanımıyor. Bu şehrin kaderini yaşayan birisi olur. Aynen. Demek istediğimiz bu. O işte. Bizi temsil ediniz. Anladım. Yani bizimle kaderdaş olsun yani. Bu şehrin imkanları var. Bilsin, sorunları bilsin. Ve biz vekillik bittiği zaman hani çekip gitmesin memleketin. Hepsi öyle şu an. Genelde de öyle oluyor zaten. Her adam bir daha gelmiyor. Seçiliyor. Seçildikten sonra belki mecburen bir iki defa geliyor. Bir daha çekip gidiyor Ankara'dan kendi memleketine. Yani yine Mersin galiba bir şehir olarak kalıyor. Gördüğünüz gibi bu şehre giriş var çıkış yok sevgili seyirciler. Şimdi bunları hemen size danışmadan okumak istiyorum. Sürem azalıyor. Arka sayfaya da geçmek istiyorum. Ezel'cim de tabii ki bunlarla ilgili fotoğrafları şöyle bir renk katmak adına atabilir belki. Zamanı el veriyorsa. Engellilere ve SMA hastalarına destek oluyorsunuz. Tabii. Bu faaliyetleri önceki programımızda da değerlendirmiştik. Evet. Gerek ailesine, gerek son hayatını kolaylaştırıcı, işte, akülü arabalar, şunlar, tabii, bunlar. Tabii. Eğitim alması için gerekli kurumlarla irtibata geçirilmesi, belki fizyoterapi aşamaları. Tabii. Her konuda devredesiniz, onu biliyorum. İş bulma, istihdam konusunda da bir takım çalışmalarınız var. Birer tabii, cümleyle var. Alayım. Var. İşveren sahipleri işçi ihtiyacı olduğu zaman direkt bize bildiriyorlar özelden. Hı hı. Veya çok acil durumda bir arkadaşımızın işe ihtiyacı olduğu zaman biz de ricada bulunuyoruz. Evet. Çok kritik konularda. Çok güzel. O konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fitre zekat dağıtımı, bu ulvi görevlerini yerine getirmek isteyen insanlara mihrak buluyorsunuz herhalde. Şunun ihtiyacı var, bunun ihtiyacı geçen, var. Geçen ay, geçen ay Singapur'dan bir üyemiz gönderdi. Abi benim iki tane adağım var dedi. Yıllarda sizi takip ediyorum. Singapur'u yerine... demeyin zaten. Pardon Singapur. Senegal. Pardon. Yok, Singapur yok. Bir öncekiydi. Yok. Senegal'den. Kişi Singapurlu. Mersinli olup orada. Mersinli. Ha. Mersinli Senegal'de yaşıyor. Singapurlu adak adamış deyince ben de level yaptı yani. Mersinli Senegal'de yaşıyor. Adana gönderdi. Biz de dağıttık Allah kabul etsin. Harikasın. Sizin aracılığınızla. Bizim aracılığımızla. Biz sosyal medyada paylaşıyoruz. Bir adak var arkadaşlar. İhtiyaç sahibi o an gelsin alsın diyoruz. Bir bakmışsın. Çin'den, 15 poşet Amerika'dan, diye bir poşet. Almanya'dan ismini bilmiyorum. Tanzanya. Bir ara Tanzanya'dan gelmişti. Şimdi o kadar şeyh dolular ki ben çok yakından görebiliyorum gözlerindeki ışıkları. Vatan evladı olmak böyle bir şey. İnsan olmak böyle bir şey. Yani aslında insan kalmak böyle bir şey. İnsan olmak yaratılışımızla bahşedilmiş bize. Değil mi? Türümüz insan. Aslında bütün savaş insan kalmak için. Ve bazılarının da insan kalmaya devam etme savaşına sahip çıkmak için. İşte o savaşa sahip çıkan insanlar. Emsal teşkil etmesi açısından övgüyle bahsetmekte de hiçbir sakınca görmüyorum. Fitre zekat evet. Gelinlik damatlık ne ayol? Dernek yönetimimizden Süleyman Başkan var. Mersin Bisiklet Derneği Başkanı. O da bizim yönetimimizde. Onun da gelinlik dükkanı var. Tasarım, moda tasarım. Kardeşi de kuaförü var. Geçen de çalışma yaptık. İhtiyaç sahibi... Yoksa gelinliği damatlı oradan ücretsiz var, veriyoruz. Var, otur çalışmalarımız var. Gelin başında yaptırıyoruz. Gelinliği de orada dikiliyor. Veya hazır onlardan da alabiliyor. Süleyman Başkanımızın da bize otur destekler oluyor. Harikasınız. Vallahi çok güzel. Her alanda dokunmaya çalışıyoruz. Sonra bunlar evleniyorlar efendim. Çocukları oluyor. Bir gece Adem Bey'e gidip çocuğun beşiğini sallıyor. Bir gece Kutlay Bey'e gidip sallıyor. Yani sınır yok. Hizmette sınır yok. Ninni söylüyorlar. Bu kadar zamanı nereden buluyorsunuz? İşte ekip çalışması dediğimiz ekip. Olay. Yani hepinizi kim müsaitse o. Öğrencilere kurs ve ücretsiz ulaşım, evet. Tablet, laptop dağıtım kampanyası. Tabii. Buna değinmiştik. En ücra köşelere kadar. Tabii. Yine bölgedeki bir çalışma mı? Kısaca alayım. Evet bölgedeki öğrencilerimize, yeni kazanan üniversite öğrencilerimize, özellikle maddi durumu iyi olmayanların Mersin yine yerli firmamız ve yine dernek yönetimimizden Ahmet Nurbay ve Nur Turizm'in sahipleri ulaşımlarını karşılıyoruz. Yani burs olarak ceplerine para koyamıyoruz ama yılda 4 defa gidip geliyorsa 8 yolculuk yapar yine 1000 lira gibi yine belediyenin verdiğiyle aynı rakama geliyor. Burs da ulaşımlarını karşılıyoruz. Yani bu, çeşit burs. Halkımız şey konusunda hani bu tıp, hukuk hani iyi okullar kazanan ODTÜ, Bilkent gibi hani Boğaziçi gibi yerleri maddi durum olmayıp da kazanan öğrenciler eğer durumları yoksa halkımız bu konuda çok hassas. Helal olsun diyor çocuk hani durumu yokmuş ama çok güzel yerler kazanmış Türkiye'de helal ilk 1000'e girmiş. Hemen ilk konuda hani burs konusunda anında sahaya iniyorlar. Yani normal bir iki yıllıkları falan değil ama hani güzel bölümleri kazandıkları zaman halka her zaman yanında oluyor. Okuttuğumuz hani takdir ediyorlar de var. Onlara. Onları yayınlamıyoruz. Her şeyi yayınlıyorsunuz diyorlar. Okuttuğumuz öğrencilerimiz de var destek çıktığımız. Onlar da bu kültür alıp devam ettirsin diye. Ay niye her şeyi yayınlamayacaksınız ki zaten? Yani bu konu için söylemiyorum da. Zaten öyle bir sosyal medya mecrası varsa yapılanları paylaşmak için de. Bu şunu ispat için gereklidir.
Bu dernek doğru temsil ediliyor. Bu dernek işini doğru yapıyor. Suistimal yaşamıyor demek için zaten bunları ben sizin yardımlarınızı görmezsem sizin konunuzda ikna olmam ki. Bilakis göstermek zorundasınız. Hani eğitim alan bir çocuğu göstermek belki rencide edici olabilir. Çocuk isim vermeden sayı olarak belirliyoruz biz. Gurur yani. Yapabilir değil mi Adem Başkanım? İsim vermiyoruz. Kendileri onay verirse veya çoğu zaman kendileri paylaşıyor. Onların müsaadesi olduğu zaman o işi çıkartmak için paylaşılıyor bunlar. Bir de emanetin yerini bulduğunu göstermek için. Ama paylaşılmayan birçok şey var. Ataya saygı diye bir bölüm gördüm. Ataya saygı yine bizim çok kıymetli bir etkinliğimiz. Mersin Bisiklet Derneği ile beraber yaptığımız Süleyman Uygun Başkanımızın. Dördüncüsünü yaptık. Emeklerine sağlık. Üçü görme engelli. 10 tane arkadaşımız 5 Kasım'da Mersin'den yola çıkıyorlar. 5 gün pedal çevirerek Ankara'ya kadar bisiklet sürüp atamızın huzuruna çıkıyoruz. Biz de son gün burada otobüsle ulaşım giderlerini biz karşılayarak Ankara'da onları karşılıyoruz. Beraber Anıtkabir'e çıkıp bayrak açıyoruz. Harikasınız. Her şey var. Doğru. Her şey var. Doğu Türkistan mitingi vardı. Türkiye'de Doğu Türkistan mitingini bundan 5-6 sene önce biz yaptık yine Mersin'de. Türkiye'de başka yerde yapılmadı. O, Doğu Türkistan mitingi var. Teröre karşı miting var. O en ufak doğudaki bir yani terör olaylarında halkımızı bir araya getirmek anlamında teröre nalet mitinglerini anında biz sabah mesela 11-12 gibi diyoruz. Akşam 5'te toplanacağız diyor. Bir bakmışsın 5000 kişi miting yapıyoruz. Bizi biraz farklı kılan da bu. Sosyal medya bir güç. Tamam sayınız 100 bin olmuş, 200 bin olmuş, 300 bin olmuş bir önemi yok. Biz biraz daha reale bakıyoruz. Hani bu sosyal medyadaki gücün ne kadarını sahaya dökebiliyoruz. Bununla ilgili bir ilk çalışmamız Türk Halk Müziği Korosu kurmuştuk. 3 aylık bir yoğun çalışma. Bir konser vereceğiz ilk konserimiz. Tabii çekiniyoruz. Hani tamam sosyal medyada o zaman 30-35 bin üyemiz var fakat işte 1300 kişilik bir salon dolar mı? Sadece ilanla. Riske girmeye değer. Bakalım evimizin karşısına alabilecek miyiz? Diye çalışma başlattık. Büyükşehir Kongre salonunu ilk konserimizde doldu. Taştı bile. Konserimiz de çok keyifli. Çok değişik konsepte. Sadece çıkıp şarkı söylemek değil de yöresel kültürümüzü tiyatroyla müziği birleştirerek bir Türk Halk Müziği konseri verdik. Çok keyif aldık. Çok güzel, tebrik ediyorum. Gerçekten öyle. Kırtasiye konusunda zaten Özge Canımız konusunda birçok çalışmalarınız oldu. Ona değindik. Bot mont kampanyamızda her Eylül, Ekim okul açıldığı zaman önce bir kırtasiye desteği çıkarız. Arkadaşlar deriz okula gidip de kırtasiyesi olmayan kimse kalmasın. Çocuklarımız okusun. Orada hemen bize sayısal değerler verilir. Veya şu kadar çocuklara ihtiyaç vardı veya yazarlar. Biz kırtasiyeyi onlara ücretsiz karşılarız. Ondan sonraki hava biraz daha soğuduğu zaman bot ve mont her sene yaparız. Bot ve mont kampanyası. Yani çocuklarımız okusun, üşümesinler. Bota monta ihtiyacı olan tüm çocuklara okul öğretmenler veya okul müdürü bize bilgi versin diye. Hani bazen bunu biraz daha milli eğitimle beraber çalışıyoruz. Ya geçen pandemiden önce 1500 tane çocuğa bot ve mont kampanyası yaptık. Harikasın. Ertesi günde kar yağdı. İnsanlar, çocuklarımız mesela Toroslar'da karda bot ve montla gitti. Bu yayla da etkinliği. Yayla da biz gittik. Türkmenlerin hani orada zulme uğradığı zaman, Suriye'den sürüldükleri zaman 6 sene oldu galiba. Yayla Dağı'na Türkmenlere destek anlamında burada kermes yaptık. Destek topladık. Aynı zamanda yine gıdalarını da topladık. Ev eşyaları da aldık. Direkt kendimiz Yayla Dağı'na gittik birebir. Yine bir tona yakın bir tona yakın gıda ve bir evlik makarna. Eşya. İşte koltuk takımından, yatak yorganından tutun. Buradan savaşı televizyondan izlemek farklı. Harikasın. İnanın oradan çok farklı. Sınıra kadar gittik. Uçaklar bombalıyordu yani. Sesler geliyor. Biliyor musun? Sınırda bir parça geçtik. Oradaki Türkmen kardeşlerimizle görüştük. Şöyle düşünün. Bir yerde silahla çatışmak farklı bir şey. Fakat dağın içindesiniz, bir ses geliyor. Sesin ne olduğunu biliyorsunuz ama nereye düşeceği belli değil. Değil mi? Büyük bomba, bir gürültü çıktığında, bomba patladığında sağ mıyım, elim kolum sağ mı diye kendinize bakıyorsunuz. Savaş o kadar kötü bir şey. Onu da orada canlı görmüş olduk. Hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Yine aynı gün sınırdan geçmiş bir ailemiz vardı, Türkmen ailemiz. Oradaki arkadaşlar, bağlantı kurduğumuz arkadaşlar direkt onlarla bizi tanıştırdılar. Kalabalık bir aile, sadece bayan üyeleri ve yaşlıları gelmiş. Geçmiş, bir ev ayarlamışlar, evin içi boş. Dedik Mersin halkı da bunu size gönder dedik. Evin içini dayadık, döşedik hep beraber. Gıdalarını da teslim ettik, geldik. Allah razı olsun.
gündemimizden. Süremizin sonuna geldik. Bir şey söyleyecektiniz galiba. Son toparlamalarınızı alabilirim diye girizgah yapacaktım tabii. Sizden başlayalım. Buyurun isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz öyle bir program için Leyla Hanım. Kendimizi tanıtma anlamında, yaptıklarımız faaliyetleri tanıtma anlamında SanTV'ye de çok teşekkür ederiz. Bundan sonra hani yapacağımız faaliyetlerde belki sizlerle beraber çalışmak isteriz. Hani çok teşekkür ederim. Yazılı şeref ve görsel duyar. Basınla beraber çalışmak bizim için her zaman önceliklidir. Bazen derler ya işte mesafe koyun diye basınla. Hayır, biz basınla olur her zaman şey. Beraberiz. Kimse hani kimse herkesin kendi çalışmaları, derneksel faaliyetleri kendinedir. Öyle şey olur. Biz her zaman görsel, yazılı basınla ve işte ulusal basınla beraber çalışmışızdır. Amaç birliğimiz var. Tabii birlik beraber içerisinde olmazsak zaten bu işler olmaz. Bundan sonraki faaliyetlerimizi de siz ilk başta söylemiştiniz de nasıl bir kriter arıyorsunuz diye ama bizim için bizim genelde yapımız biz milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü bir kişiyiz. Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda hareket ederiz. Vatanımızı, milletimizi severiz. Yani törelerimize, geleneklerimize, dinimize bağlı bir topluluğuz. Ülkesini seven, yani ne olduğunu bilen, hani agresif çıkışlar olabilir, yani, insanlara zarar verecek bir yapıda olmayan herkes grubumuza üye olabilir. Harikasın. Zaten yanlış yaparsa biz gruplardan onları çıkartıyoruz. Harikasın. Bizim her bir tane Mersinliye, Mersin'de yaşayan Mersin halkına ihtiyacımız vardır. Yani onlar olmazsa hani biz bir hiçiz. Sonuçta biz bir başta başkanlık yapıyoruz ama taban bizim için önemli. Yani üyelerimiz olmadığı zaman zaten hani bir dernek olmanın bir anlamı yok. Onlara buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hepsi de canlı yayında hani bizi seyrediyorlar. Yönetici arkadaşlarımız her zaman sahada oldular. Hani Uğur olsun, Umut olsun, Ali olsun, Fatma abla olsun, Elisen Hanım olsun. Hani şu an isim hatırlayamadığım hani diğer arkadaşlarımız da her zaman sahada oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine de teşekkür ederiz. Mersin halkı bizi takip etsin. Sosyal medyada Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkacağım diyenler topluluğuna üye olsunlar. Onların belki bir ihtiyaçları varsa biz yardımcı oluruz. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer bizim de bir yardımcı ihtiyacımız var da onlar yardım edebileceklerse o zaman onlar da bize yardımcı olmuş olur. Yani güçlenmiş, kilitlenmiş oluruz. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sizden alayım Adem Başkanım. Leyla Hanım, bizde din, dil, ırk, renk hiçbir ayrım yok. Dernek yönetimimizde Malatyalısı da var, Adıyamanlısı da var, Mersinlisi de var, A partilisi de var, B partilisi de var. Bizdeki kriter kendini Mersinli hisseden, Mersin'i gören herkesi derneğimize, toplumumuza bekliyoruz. Fakat derneğimizden içeri girdiğinde aklındaki siyasi düşünceyi evet. Dışarıda bırakmasını istiyoruz. Dışarıda Mersin adı altında bir arada toplanmak istiyoruz. Bunlar bizim farklılıklarımız. Bizler düşman değiliz. Rakip olabiliriz. Evet. Elbette ki farklı görüşlerimiz olacak, düşüncemiz olacak. Evet. Sayfamızın adından belli. Atatürkçüyüz. Mersin'e sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tüm grup üyelerimizi sadece sayfa başında değil, pandemi bittikten sonra inşallah yine çalışmalarımıza, derneğimize bekliyoruz. İnşallah. Uğur Başkanım'a çok selam var bu arada. Sıma çalışmasına benden Asrın Efe için devam ediyor. O görevi ona verdik. Allah razı olsun hepinizden. Asrın Efe'mizi de inşallah kurtaracağız. İnşallah. Bırakmayacağız Asrın Efe'mizi. O benim yüreğimdeki bir yara zaten. O yavrum şifa bulmadıkça ben rahat edemeyeceğim. Yani bütün evlatlarımız için. Neyse ya öyle işte. Adem hocam, Adem başkanım, siz de niye böyle benim burun direğimi hemen iş başına... Siz de çok hassasınız o konuda biliyorum. Uğur başkanla sürekli görüşüyorsunuz. Uğur da gece gündüz ne yapabiliriz çalışmaları yürütüyor. Şey çok kötü, eriyen bir yavru var gözünüzün önünde. Yani her şeye katlanabilirsiniz. Yani ismimiz parçalı bizim de. Yine de ağır da tabii eşinizin, annenizin, babanızın, komşunuzun bir hastalığa mahkum olduğuna bir noktada Allah'a teslim olarak katlanabiliyorsunuz. Evet. Ama bir evlat, bir bebe, bebek de değil, bebe daha. Anne demeyi bile bilmiyor. Bebe daha, bebek bile değil. Süt kokuyor mis gibi ya. Mersin kamuoyunu bir kez daha bu konuda... sizler aracılığıyla göreve davet etmiş olalım. Şimdi değiş tonton olsun. Mesajınız devam ediyor mu? Kesmiş olmayayım. Buyurun. Güne kadar çalışmalarımıza destek veren Türk Riders Motor Kulübümüze, Boz Team'imize, Agon Tiyatro'muza, Mervisler Bisiklet Derneğimize, Mersin Güç Birliği'ne yanımızda durduk için çok çok teşekkür ediyorum. Dernek yönetici arkadaşlarıma ve Mersin halkına. Çok teşekkür ediyorum. Sizler ayrıca bize bu fırsatı tanıdığınız için çok olur teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Siz lütfedip geldiniz. Şimdi zaten birlikte veda edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerim, şimdi bu bana verilen liste, Kutlay Hocam tarafından verilen liste çerçeveletilecek. Arkada önlü fotokopisini alacağız.
çerçeveletilecek. Aslını kendisine takdim edeceğiz ve kanalımızın girişine. Belki de ofisimdeki masamın arkasına asabilirim. Okuyabilene şehrin anahtarını vereceğiz. Okuyabilene şehrin anahtarını vereceğiz. Şehrin anahtarını vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum kanıklığınız için. O kadar zor ki birbirimize yaklaşmamız aslında. Ve o kadar kolay oldu ki birbirimizden koşar adım gitmemiz. Kim ne söylerse söylesin, hep bizim bildiklerimiz iyi, hep bizim düşündüklerimiz doğru. İlla da biz dedik durduk yıllarca. Ama atalarımızın bizlere miras bıraktığı o kadar güzel sözler var ki. Demin Kutlay Hocam dedi ya, hani herkesin ihtiyacı olabilir. Bir anda ihtiyaç durumunu giderenken yarın sizin ihtiyaç sahibi olmayacağınızı bilemezsiniz. Atalarımız ne demiş bu konuda? Demir kapının tahta kapıya işi düşer demiş. İnsan olmanın erdemi çok farklı bir yerde. Güzel olmakla, çirkin olmakla, genç olmakla, yaşlı olmakla, çocuk olmakla, yetişkin olmakla hiç alakası yok. Toplumda koşar adım yürüyen o kadar çok insan var ki ve o kadar büyük yanlışlarla donatıyor ki yolunu, çevresini, kendisini. Ama böyle emin adımlarla yürüyen kardeşlerimizin her davranışına tanık olmamız Çanakkale Zaferi gibi tüylerimizi defaten diken diken ediyor. İnsanın yaşadığı toprağa sahip çıkması, özünden vazgeçmemesi, can suyunu her zaman taze tutması, yüreğinin can suyunu her zaman taze tutması ve insanların hayatlarında parmak izi bırakması kadar güzel bir şey yok. Ama bizler hepimiz, belki de ben dahi, hepimiz yapay olan hayatlara o kadar çok alıştık ki ne giysek, neyi taksak, neyi sürsekle birlikte bu akşam ne yeseyin derdine düşer olduk ki. Komşumuzu görmekten aciz, görsek dahi bir selamdan aciz olduk ki. Bizi kendimize getirecek daha büyük bir felaket olmadan ve buna ihtiyacımız olmadan tekrar özümüzdeki bize, kendimize sarılalım olur mu? Karşımızdaki her insan kendimiziz aslında. Bir gün o bizim, biz de onun yerinde olabiliriz çünkü. Tekrar hayırlı cumalar efendim. Mutlu, bereketli, güzel bir günü karşılamış olmanızı diliyorum. Bu hafta boyunca konuklarımın tümüne ve bugünkü konuklarıma huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonuna uğurlayalım sizi. Akşam saat 17.30'da ajandada tekrar günün özetleriyle, bölgenin, kentin ve ilçelerin özetleriyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Ömrünüz vefa ederse efendim ve bizim de ömrümüz vefa ederse pazartesi günü saat 11'de yeniden Hayat Haber'dir diyeceğiz.